Annelik ne demek olduğunu hiçbir şekilde bilmiyor. Bilmiyor. Ya bilmem sen biliyorsun. Her şeyi ben anlatayım. Sen bu doldurabilecek misin? Dur. Ben babamın adını bile bilmiyorum. Gerçekten babamın adını babanın bile bilmiyorum. Böyle babanız konusu açıldığında. Öldü dedi, sadece öldü. 29 yıldır babasını hep öldü bildi. Bugün gerçeklerle yüzleşme vakti. Bolga ile Arzu'nun babası aynı kişi mi? Evet, aynı. Babaların adları ne çocukların? Mustafa. Sadece Mustafa yazdı. Soy ismini bilmiyoruz. Ya kimse hangi bilmiyor. Mustafa? Kaçıncı Mustafa? Kimse neredeki bilmiyor Mustafa? Yani. Nereli Mustafa? Ya Esra Hanım, ben unuttum. Çok kaç sene oldu. Belki de Mustafa yaşıyor. Nevin abla. Öldü bildiği babası yaşıyor mu? Tolga'nın öz babası kim? Nevin ablacığım, bence çocukların babası yaşıyor ve sen bu gerçeği onlardan saklıyorsun. Gerçekler herkesi şoke edecek. Şimdi Esra Erol'da. Türkan açıkça şiddet görmüş, madde kullandırılmış, mağdur edilmiş, sömürülmüş bir kadın. Türkiye günlerce onları konuştu. İkinci büyük şoka hazır mısınız? Hüseyin'in eşi Türkan yine evden kaçtı. Türkan yoksa yine Selojan'ın yanında mı? Şimdi Esra Erol'da. Gelecekle ilgili ne konuştunuz? Olumlu. Olumlu. Bugün duyacaklarınıza hazır mısınız? Tolga buraya kimi getirdi? Kız arkadaşlar. O kişi sürütüyor da. Tolga sadece böyle ayakları üzerinde durana kadar yanında olmak istiyorum. Başka ben Nilay'ın yanında olamam demişti. Seçim onun, kararı onun, bir şey diyemem. Tekrardan birlikte olamayacağımızı söyledim. Nilay dün yaşadığı şokun üstüne öyle bir karar verdi ki ikinci şoku Tolga yaşayacak. Şimdi Esra Erol'da. Ben 1995 yılında çalınmış bir bebeğim. Bu iddia çok konuşulacak. Büyüten annem ve babam tarafından bir hemşire aracılığıyla çalınmış bir bebeğim. 1995 yılının Şubat ayında Kahramanmaraş'taki devlet hastanesinden çalındığını iddia eden Musa Öz ailesini arıyor. Şimdi Esra Erol'da. Eşi Ayşegül 9 ay önce çocuğunu da evde bırakıp başka bir adama kaçtı. Karım 9 ay önce başka bir adama kaçtı. 14 aylık kızımı da bırakıp gitti. Kızımın velayetini almak istiyor. Ayşegül dön, boşanalım. Adem'in 9 aydır görmediği eşine isyanı. Şimdi Esra Erol'da. Kendiniz mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Hayırlı kandiller, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Haftanın son günü, cuma günü. Hayırlı cumalar da diliyorum avukatımız Fulya Kur'an. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. Hayırlı cumalar, hayırlı kandiller. Ahmet Duran Öztürk hocam da bizimle beraber. Siz de hoş geldiniz. Nereden geliyorsunuz? Fransa'dan geliyoruz. Fransa'dan. Eşim. Eşiniz. Nasıl güzel olmuş değil mi gözlükler? Heyecanlıyım, kusura bakmayın. Heyecanlısın. Ah, çok teşekkür ederim. Nedir bunlar? Açarsanız sevinirim. Açar, marka yazıyor mu? Yok, yazmıyor. Yazmıyor mu? Özel tasarım. Özel tasarım. Evet, izin. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Ay, mumlar çok güzel ama. Siz mi yapıyorsunuz bunları? Yok, arkadaşım yapıyor. Arkadaşınız, evet. Yapıyor. Çok teşekkür ederim. Diğeri de herhalde bizim minnaklar mı? Aynen. Çikolatalar. Hanif abla, sana zahmet. Bak. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Fransa'da mı yapıyor, evet, bunları? Evet, Fransa. Lyon bölgesinde. Ay, ne güzel. Çok da severim biliyorsun. Yani hiç elektriksiz mesela mumla ben yaşayabilirim. Bunlar da çikolata. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kimlere selam söylemek istersiniz? Anneme, babama, kayınpedere, kaynana. Evet. Üç tane çocuğum var. Onlar selam, öpücük bekliyorlar. Üç tane çocuğunuz, evet, var. Kaç yıllık evlisiniz? 10 yıllık. Maşallah. Yaşlar? 27. Hayır, çocuklar. 8, 6, bir de 3'e gidecek. Bir de 3'e, vallahi, evet, maşallah. Maşallah. Hiç değil mi yani, daha böyle flört ediyorlarmış gibi. Yok. Ne güzel, 3 çocuklu bir aile, 5, evet, kişilik bir aile, 3, evet, tane, aynen, de evlat. Nasıl? 10. yılımızı kutlamaya geldik biz de. Bugün 10. yılınız, evet, mı? Oo. Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Ne söylemek istersiniz 3 evladınızın ne annesi? Ne söylemek isterim, nice dönün mutlu ama lütfen senelere. Nice mutlu senelere aşkım. Erkekler gerçekten kısa ve öz tanımlıyorlar. Evet, evet. Net. Heyecan da var. Benim gibi. Eşinizi nasıl anlatırsınız? Nasıl bir kadın? Eşim, nasıl bir anne? İlk tanıştığımızdan beri yani nasıl diyeyim? Heyecanlı. Evet, heyecanlıyım. Yapmayın bunu işte. Yok, heyecanlı. Yani. Bir şey bak. Bak nasıl? Aşkımız çok heyecanlı. O yüzden yani, evet, konuşamıyorsun. Ya söylesin ya. Aşkımız bitmesin yani. Başka ne diyeyim? Aşkım, seni çok 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 seviyorum. Ya işte bu. Mutluluklar diliyorum. Allah bir ömür boyu aynı yastıkta yaşlanmayı nasip etsin. Evlatlarınızın sağlıklı, sağlıklı, güzel günlerini. O beklediğiniz yıllar sonraki görüntüleri inşallah yaşayın, i̇nşallah, huzurla. Inşallah. Çok güzel buluşun. Amin inşallah. Hoş geldiniz. Siz nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Yok, mikrofon istemiyorum. Konuşmayacaksınız, heyecanlısınız herhalde. Peki, güzel çiçekleriniz için, gülleriniz için de sağ olun. Niye konuşmadınız? Çok heyecan, tit. Çok heyecanlıyız. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, siz nereden geliyorsunuz? 10 yıldır Amerika'dan geldim, Colorado'dan. Size çok, evet, çok selamlar var. Evet, bu hafta değil mi? Sürekli yurt dışından gelen seyircilerimiz var. 3 günlük sadece bu, dün düştü ancak... Bu kadar oldu. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Anneme, babama, herkese selam söylüyorum. Biz de sevgiler gönderiyoruz. Amerika'daki tüm herkese selam söylüyorum. Tatile geldiniz sanırım. Evet, çok heyecanım, kalbim yerine çıkacak. Çıkmasın vallahi kalbiniz. Bu arada fotoğraf reklam arasına çektireceğiz. Evet, onun da sözünü veriyorum. Hepsi ailesi. Biz siz nereden kız? 10 yıl. Samsun'dan. Ha, söyle. Ha, hoş geldin. Ay, çok şahane. Bodrum'dan geliyorlar. Açık mikrofonunuz. Bodrum'dan geliyorlar. Bodrum'dan, evet, geliyorlar. Evet, sizi çok seviyorlar. O yüzden bugün onları getirdim. Kaç yıllık evliler? 8 aylık. 8 aylık, evet, evliler. 8 aylık evliler. Ay, mutluluklar evliler diliyorum size. Çok güzelsiniz. Sizi çok seviyorlar. Bu arada Bodrum'daki arkadaşlarıma selamlarımı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, bravo. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ya şahane, 8 aylıktı değil mi? Yanlış söylemedi. Evet, 8 aylık. Bak, Hülya Hanım'a da Ahmet Hocam'a da sevgilerini gönderiyorlar. Bugün programı izlemeye gelmişler. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Hadi başlayalım. İlk konuğumuz Musa ve Hacer Çayır çifti. Hemen konuklarımı alayım. Hacer'cim, sen de hoş geldin. Efendim, bir çift olarak karşımızdalar. Şimdi karı koca aynı anda stüdyoda görmek çok da mümkün değil biliyorsunuz.
Birbirlerine de çok benziyorlar. Programa Kahramanmaraş'tan evet, katılıyorlar. Kahraman. Kaç yıllık evlisiniz? 3 yıllık evliyiz. 3 yıllık evlisiniz. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin, Allah razı olsun. Eşi Hacer Çayır, Musa'nın niye yanında? Musa biyolojik ailesini arıyor. Yasal olmayan yollardan nasıl alındığını da bilmiyor. Evlat edinilmiş bir çocuk. Şu anda 24 yaşında. 11 Şubat 1995 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşayan büyüten baba rahmetli olmuş Mustafa evet, Çayır. Mustafa. Büyüten anne Fatma Çayır tarafından evlat ediniliyor. Varsa ve hayattaysa biyolojik ailemi arıyorum diyerek programa başvuruda bulundu. Fakat hikayesi karma karışık. Şöyle yani hangi daldan tutacağımızı pek bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sanırım burada büyüten babanız Mustafa Bey'in, büyüten anneniz Fatma Çayır'ın fotoğrafları da var. Evlat edinildiğini 2011 yılında... Babamın cenazesinde öğrendim. Babanız vefat ettiği gün mü öğrendiniz? Hı-hı. Ya o acının içerisinde sizin evlat edinildiğiniz nasıl gündeme geldi? Ya nasıl diyeyim, cenazeyi kömdük geldik, eve geldik yani istersem insan ağlar. Hı-hı. Orada yani yengem... Amcamın eşi, sen evlatlıksın niye ağlıyorsun, senin baban değil. Ondan zaten ondan önce sürekli o yengemin çocukları falan sürekli diyordu yani sen evlatlıksın, siz evlatlıksınız. Sana hep böyle hani çocukluğum boyunca... Ya ben ufak çocukken bile diyorlardı, ilkokula giderken bile sürekli imada bulunuyorlardı. Ben inanmıyordum yani benim babam rahmet eylesin. Dört dörtlük insandı yani hiç belli bile etmedi yani. Toprağı... Babam öldü, her şey değişti. Çok acı değil mi yani hani evlat ediniliyorsunuz ama cenazede babanızı, sizi büyüten, size emek veren, sevgi veren, rol model olan babanızı, babanız bildiğiniz kişiyi toprağa veriyorsunuz ama biri diyor ki sen niye ağlıyorsun ki senin acın değil. Ya insan arkadaşının, arkadaşını bırakın televizyonda hiç tanımadığını, sizden çok uzakta birinin hikayesini ve acı haberini aldığınızda empati yapıp üzülmeye başlıyorsunuz. Yengeniz hani senin ağlamana gerek yok, sen evlatlıksın. Evet. Annenizin yani büyüten annenizin tepkisi ne oldu? Ya, o da açıklamak zorunda kaldı yani. Ben demeyecektim dedi yani. Hı hı. Sonradan açıklamak zorunda kaldı. Evlatlıksın dedi. Ben ilk başta sormadım o acı şeyinden. Sonradan sormaya başladım. Karıştırma, boş ver, bulamazsın bu dünyada. Bulursan, araştırırsan beni hapse alırlar. Anne hiç fotoğrafım yok. Kundakta yani bebeklik fotoğrafım bile yok. Bir paylaşılan bu fotoğrafım var. Bakabilir miyim ben? Görebilir miyim? O fotoğraftan başka elimde hiçbir şeyim yok yani. Bebekliğime dahil. Şimdi oralara tekrar geleceğiz de. Babanın ölümüyle elindeki tek fotoğraf karesi bu mu? Yok. Vardır. Çocukluğuna dair. O bu var. Hayır yani bunlar var. Bebeklik fotoğrafların var. Başka yok. Başka da fotoğrafın yok. Hı-hı. Sen babanı toprağa verirken o acıyı yaşarken bir de kendi gerçeğini öğreniyorsun. Evet. Annen de sana diyor ki hani karıştırma. Evet ya çok dediler bana buraya geleceğim gün de hatta beni çağırdılar hep suyu bulandırın bulandırın geri gelin bir şey bulamazsın. Ya bu ayıp değil, rezil etme bizi. Herkes düşman oldu bana akrabalardan şimdi yani. O arıyor, babamı öne sürüyorlar rahmetli. Onunla benim aramdaki bağı bildikleri için. Babanı niye rezil ediyorsun? Zaten babam demiş yani zamanında. Ben yaşı dolduğunda söyleyeceğim demiş. Yani gidip bulacağım, ben arkasındayım demiş. Şimdi ufak demiş. O zaman sen biyolojik aileni aramayı, bunu öğrendikten sonra ve aramaya başladıktan sonra aldığın, aile içinden aldığın cevapları dile getirelim mi? Evet. Musa Çayır'ın bir kız kardeşi daha var sevgili seyirciler. O da aile tarafından kaç yılında? O 1994 yılında o da evlatlık alınmış. Nereden evlatlık alınıyor? O da Kahramanmaraş'tan. Ama yetiştirme çocuk esirgeme onun her şeyi var. Yasal yollardan edinilen bir çocuk. Sonrasında sen 95 yılında nasıl evlatlık alındın? Benim biyolojik ailem kim sorusunu sorduğunda aldığın cevaplar. Büyüten annenin ilk cevabı, beni sakın bu işi karıştırma. Karıştırma, beni hapse atarlar sen de oraya çıkarsan, Esra Erol'a çıkarsan. Niye hapse atılacakmış? Ya niye diyorum, demiyor. Ya ben son zamanlarda zaten yani 3-4 aydır iyice düştüm yani şey açısından bu konuya. Peki. Bütün akrabalara gidiyorum, herkes biz bilmiyoruz. Ya şimdi amcam olsun, teyzem olsun, sen kardeşin aldığı çocuğu bu kim, neci demez misin? Hiç mi sormazsın yani? Seni nereden yani aldıklarını söylediler? Beni Kahramanmaraş'tan... İlk bir hikaye anlatılması lazım.
En son yani ben burada, onu da burada öğrendim. Ben bana Maraş'ta bir şey dememişlerdi, Kahramanmaraş'ta. Burada en son ekipten de görüştüler yani. Kahramanmaraş Yürük Selim Hastanesi, Devlet Hastanesi'nden. Evet. Bir kadın, o yaşta, 20 yaşlarında bir kadın tecavüze uğramış dediler. Yani annemin anlattığı, çocuğumu alın, aşiret ailem demiş yani abilerim peşimde. Çocuğumu alın ya yurda verin ya polise. Orada o hemşire de benim teyzemin, yani annemin kardeşinin kocasının kuzeni. Eniştenin kuzeni. O da arıyor teyzemi. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'nde çalışan eniştenin, teyzenin, eşinin uzaktan bir akrabası var. O devlet hastanesinde hemşire. Onun aracılığıyla mı seni alıyorlar, evet, hastaneden? Ya hemşireyi arıyor. Hemşire teyzemi arıyor. Burada bir çocuk var böyle böyle. Kardeşin çocuk arıyor da ara gelsinler. O şekilde rahmetli Erdoğan enişten, annem, babam gidiyorlar, teyzem. Onun aracılığıyla alıyorlar. Bana yani, dedikleri benim bildiğim tek gerçek bu. 11 Şubat 1995'inde Kahramanmaraş'taki neydi hastanenin adı? Hemen, Yürük Selim Devlet Hastanesi. Yürük Selim Devlet Hastanesi'nde enişten Erdoğan Bey'in akrabası, hemşire aracılığıyla, evet, orada doğum yapan, çocuğunu vermek zorunda olan bir anne tarafından alınıyorsun. Evet. Esas birinci hikaye bu. Bu. Şimdi annen bu işi karıştırma, beni cezaevine atarlar diyor. Bunu evet, niçin söylüyor? Ya işte benim kafama takılan da bu. Niye? Ama sonra bir süre sonra sana şu cümleyi de kurmuş. Bu senin hani ifaden olduğu için. Ben aileni buldum, biyolojik aileni. Evet. Benim düğünümde demediler yani böyle bir şey. Düğünden bir gün sonra ailem buraya geldi dedi. Seni görmek istediler. Sen dövüş çıkarırsın diye sana demedik dediler. Ben üsteledim. Kim, ne, gidek bulak, niye dövüşeyim ben? Ailem o benim. Ondan bir iki gün sonra beni götürmedi. Ben önce gideyim konuşayım dedi kendi. Gitti bir iki yere. Gitti mi gitmedi mi orayı bilemem. Benim oyaladı artık. Önce dedi buldum dedi. Sizi görüştüreceğim dedi. İki tane kardeşim var dedi. Sonra tamam anne gidelim. Ertesi gün oldu. Onlar değilmiş. Sonra bir daha bu bir yere gitti. Birini buldum. Oymuş ama Kahramanmaraş'ın Andırın Köyü, isim de vereyim yani. Hı hı. Oraya gitti. Kahramanmaraş Andıra Köyü'nde Andırın bir adrese köyü gidiyor. Hı hı. Bir bayana gidiyor. Yani buymuş dedi ondan sonra. Evlenmiş dedi. Yani benim oğlumsa da hayatına baksın, ben istemiyorum demiş. Gidelim ben konuşayım anne, boş ver. Karıştırma, istemedi seni. Önce cezaevine atarlar, bu işi karıştırma. Hı. Başın belaya girer ya diyor. Ya beni oyalar gibi. İki, sana düğününden önce yani 3-4 evet, yıl önce diyor ki ben biyolojik aileni buldum, senin düğününe kadar geldi. Hı. Sen onlarla kavga edersin diye gittiler. Sonra farklı iki adrese gidiyor. Evet, gitti mi gitmedi aile mi orasını bilemem. Görüşmek istemiyor dedi. Fakat dayın Süleyman Bey sana bambaşka bir şey söylemiş. Ben buraya gelmeden bir gün önce dayıma sordum mesela. Dayı bak ismin, orada ismini de geçirmeyeceğim, söyle. Yani şakasına mı dedi artık, bu şeyin de şakası olmaz şimdi bu konunun. Ya dedi seni git dedi, çık dedi. Seni dedi onlar çaldı dedi. O zaman çok paraları vardı dedi. Ya ne kadar doğru ne kadar gerçek ben bilmiyorum. Ben çözemedim, buraya geldim. Şimdi dayın ne diyor? Seni çaldılar diyor. Ya ben birkaç yerden daha duydum böyle bir şey. Doğru mu gerçek mi, işte insanların ağzı da durmuyor. Niye yani şimdi ilk yasa olarak evlat edinen, hani devlet kurumunu tanıyan, oradan evlat alan ve bu prosedürü bilen bir ailem şu var. Şu da kafama takılıyor. Senin kız mesela kardeşin de yani evlat edinilmiş bir çocuk. Yasal sonra zaten ikinci çocuk da hastaneden çaldılar diyor dayın. Ama işte eniştenin eşi, annen de sana diyor ki biz seni işte devlet hastanesindeki, o Kahramanmaraş Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde dünyaya bir kadın, bir çocuk getiriyor, bakamayacağını, gayrimeşru bir çocuk olduğunu söylüyor. Oradan aldık diyor. Evet. Şimdi bunlardan hangisi doğru? Ya şu da kafasına takılıyor insan. Şimdi o ablamı almışlar. Her şeyi var. Benim niye? Hiçbir şeyim yok benim. Onun kundakta resmi var. Her şeyi var. Belgeleri var. Benim ne? Ben gökten düşmedim şimdi. Senin ilk fotoğrafın ne zaman çekildi? Kaç aylık ya da ne kadarlık? Yürüyordum patküt. Bir yaşındayken. Ha, bir buçuk. Bir buçuk. Onun haricinde atıyorum böyle... Şimdi sen yeni doğan bir bebeksin. Yeni doğan bir bebeği hastaneden aldığında o süreden itibaren fotoğraf çekmeye başlarlar mı? Normalde kızım var, ablamım var. Kundaktaki... Yeni doğum yapık gibi onunla yatağa mesela elbiseler, doğum elbisesi giyip çekildik. Bende hiçbir şey yok. Ha. Yani bir yaşına kadar fotoğrafın yok. Yok. O zaman hastanede doğduğun bilgisi doğru değil. Ya işte... Sen de ne yapardı? Anne gene aynı şekilde hastaneden yeni doğan bebeği getirirdi. Kundağa sarardı, o fotoğrafı çekerdi. Şey yapmış zaten yani, ben köy doğumu göstermiş. Ben buradan Çayır ailesine seslenmek istiyorum. Musa,
kendi gerçeğini öğrenmek istiyor. Ve bu gerçeği öğrenmek onun en doğal haklarından biri. Lütfen hani aile içerisinde bunu daha böyle rivayetlere, kargaşalara, kafa bulandırmaya gerek kalmadan net ve dürüst bir şekilde bu çocuğa söylerseniz biyolojik ailesini bulur. Görüşür görüşmez, sever sevmez. Onlarla yaşıyor zaten artık kendi hayatını kurmuş. O onun takdiri. Ama aileye hani bu kadar devlet hastanesinden şöyle aldık böyle aldık. Yok seni çaldılar, şöyle çaldılar, böyle çaldılar. Yok efendim beni karıştırma cezaevine atarlar, bunları geçin. Musa'nın biyolojik anne ve babasıyla alakalı altında nasıl bir hikaye yatıyorsa yatsın. O çocuk o hikayeyi değil, anne ve babasının kim olduğu ile ilgileniyor. Belki de o anneyi ya da babayı bir kere hayatında görmek istiyor. Ya herkes ister. Şimdi gerçeğin soy ağacını herkes ister. Ben bulsam bile kendileri atacak değilim. Bana bakmışlar, büyütmüşler. Allah razı olsun. Ya ben herkes gerçeğini ister yani. Bana benziyor mu? Çok düşünüyorum ben mesela. Acaba bana benziyorlar mı? Kardeşim var mı? En çok bu hayatta istediğim yani bir kardeş. Ya Allah seni öyle yüzüne bakmış ki kendine benzeyen bir eş bulmuşsun. Hayat arkadaşı. Çok tatlılar değil mi? Hacer. Efendim? Sen Musa'nın evlat edindiğini nasıl, kimden öğrendin? Zaten biliyorduk. Ben kayınvalidemin akrabasıyım. Anneme teyze kızları. Öz teyze kızları. Biliyorduk zaten. Nasıl anlattılar sana? Ya evlatlık alındığını biliyorlar ama kayınvalidem hiç kimseye sır vermezmiş. Hiç kimseye söylememişler yani. Ama eminim kimse senin bilmiyor. Ailenden biri de ay işte şey nasıl aldınız? Neydi annenin adı? Benim Fatma. Fatma. Kayınvalidem. İşte Fatma'na senin annen Fatma teyzeyi sorgulamışlar. Merakından öğrenmek çok, istemiştir. Öyle bir bağ yok. Hani böyle akrabalık bir bağ olmadığı için öyle bir de sorgulamazlar yani. Ama biriniz yani oğlunu veriyor, diğeri kız alıyor. İşte. Sen sordun mu anne işte Musa'yı nasıl evlat edediniz? Kayınvalideme çok sordum. Evlendiğim itibaren çok sordum ama hiçbir şekilde cevap alamadık. Ya sır. Yani kaybettiğin kimseye sır vermezmiş ki. Ama o tek başına bu sırrı taşımıyor. Teyzenin eşi Erdoğan. Erdoğan. Rahmetli babam biliyormuş. En azından aile içerisinde bilenler var. Ya ben buna eminim. Ben akrabalarımdan çok kişi biliyor bunu. Ben bunu adım gibi eminim yani. Amcamın da bildiğine eminim. Şimdi o hikayede sana anlatılan hikayede bir devlet hastanesi, bir kurum ismi var. Sen bu hikayenin altını... Anlatılan acaba bana doğru mu diye hastaneye müracaat edip o tarihlerde senin doğduğun tarih 11 Şubat 1995'te doğum kayıtlarını istedin mi? Yok. Ben amcam, o hastanede amcam da çalışıyor temizlik personel olarak. Ona sordum. Ben sordum böyle bir şey yok. Amcan da mı aynı hastanede çalışıyor? O olaylardan sonra girdi o yani. Temizlik personeli burada. Evet. Ben ona sordum, ben araştırdım, ben yok dedi yani. Ama sana anlatılan hikayede bir doğum belgesinin olması lazım. Ya, o tarihlerde doğum yapan bir kadın olması lazım. Evet. Yani anlatılan hikayeyi doldurabilmek için ama Esra Hanım önemli bir şeye değindi. Ya, şimdi... İlk çocuk resmi her türlü resmiyeti seçip daha sonra böyle yasa dışı bir evlatlık olgusunu aile niye tercih eder? O da düşündürücü. Ya işte benim de kafama takılan bu yani. Sonuçta biri doğurdu yani. Kim? Evet. Yani anlatılan hikayeyi nereden bakarsanız bakın anne oradaki şeyi biliyor. Yani o yüzden de hayata karşı kendi gardını alıyor. Daha fazla gizemli. Senin resminin olmamasının nedeni de yasa dışı bir evlatlık olman. Altındaki hikaye ne olursa olsun. Bunu şunu da gördük programda. Hastaneden hani doğum yapıyor anne. Daha günlük bir bebekken. Hastaneden alındıysa anne yine bir fotoğraf karesi çektirir. Sen ne diyorsun? Yok. Benim yok. Kundaklık fotoğrafım? Yok. Çok bacımın var kız kardeşimin, benim yok. Benim en büyük fotoğrafım bu, başka bir fotoğrafım yok yani bebeklere dair. Yani gerçekten o hastaneden mi alındı? O hastanede çalışan hemşirenin adı neydi? Fatma Yıldırım. Fatma Yıldırım. Onu da kendisi Erdoğan söylemedi. Erdoğan eniştenin, teyzen, Hacer'in kocası Erdoğan'ın akrabası Kahramanmaraş. Bunu da ben Yörük, teyzemden Selim öğrendim. Selim Devlet Hastanesi'nde. Siz 3 yıllık mı evliydiniz? 3 yıllık. 3 yıllık da evliler. Musa ile Hacer programa bir ay önce falan başvuruda bulundular. Hep böyle yoğun konular vardı, gündem vardı, programa da çıkamadılar, gittiler, geldiler falan. Bir tarafta da onlar burada bekliyor, onlarla ilgili de şu bilgiyi öğrendik. Bebekleri olmuyormuş.
Bu konuda da böyle tedavi yöntemleri sanırım denemişsiniz. Deniyoruz Allah razı olsun. Denedik gidip kendimize. Geliyoruz Allah razı olsun deniyoruz. Biz de onları burada bekletirken dedik ki hani hazır burada bekliyorlar programa çıkmak için. Doktorumuz Ali Osman Koyuncuoğlu'na yönlendirelim. Tüp bebek doktorumuz biliyorsunuz. Hani orada bir kontrolleri yapılsın, bir tedavi uygulanacaksa o tedavi uygulansın diye boşu boşuna da beklemediler. Yok. Nasıl geçti o süreç? Çok iyi geçti, olumlu geçti. Sonucu merak ediyoruz. Sonucu merak ediyorsunuz. Evet. Bir sıkıntı yok. Ne kadardır hocam sizle? 20 gün. 20 gün oldu biz tedaviye başlayalı. 20 gün. Transfer de 13 güncü gün bugün transfer olalı. Ya zaten 10 gün, 15 gün içinde açıklayacağız demişti. Hayırlısı Allah'tan. Veren dalan da Allah. Şimdi hani moralinizi de bozmak istemiyorum ama çok gençsiniz. Ve çok da yeni evliler yani 3 yıllık evliler. İnsanın bir telaşa kapılması tabii ki mümkün ama mühim olan birbirinize iyi bakıyor olmanız. Biz birbirimize yanında hiçbir zaman bırakmadık. İyi günde de kötü günde de. Biz hocamla da görüşmeyi yaptık. Moralinizi de bozmak istemiyorum. Özellikle de altlarında çiz dedi genç olduklarının. Daha önünüzde çok güzel günler var. Allah elbette Allah nasip ederse bir evlat sahibi olmayı. Bir evlat verecektir. O günün o zamanı vardır. Ama buradayken de onları hani hocamla bir araya getirdik. Görüştürdük. Transfer de yapılmış. Testin sonucunu bekliyorlar. Her zaman iyi haber veremiyorum. Ama maalesef yine bir iyi haber vereceğim. Ay ya. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah sizden binlerce razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah sana razı olsun. Gel gel. Ay çok. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Esrafla. İyi valla kalbim. Şimdi bir kere seyircilerim beni çok iyi tanıyorlar. Ben kötü haberi kolay verebilen biri değilim. Çok kötü oldum. Kötü haberi verirken beni tanımanız lazım. Yaparım, yerleşemem, yastığı alırım, titremeye başlarım filan. Allah razı olsun. Çok korkmadasın. Ali Osman Koyuncu hocamıza da sevgiler gönderiyorum. 3 haftalık hamilesi. Allah razı olsun. Gözün ardı, gözün ardı. En büyük hayalim de sıraptı. Allah razı olsun. Ben çünkü olmadı. Mesela biz çok düşündük. Mesela olmaz diye çok düşündük. Mesela biz de mi evlat kalırız? Biz de mi acaba çok geldi aklıma. Ben acaba annem gibi bana yapılanları biz yapar mıyız evlat kalırız da diye. Ondan çok korktuk biz. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bir Antep'te Hasan'ımız vardı biliyorsunuz. O da programa geldiğinde biyolojik ailesini arıyordu. O süreçte eşiyle beraber buradayken gene tıp bebek doktorumuza, hocamıza yönlendirdik. Ona o müjdeyi verdik. Musa biyolojik ailesini aramak üzere geldi. Onun da 3 yıllık evliliğinde bir bebeği olmuyordu. Bu konuda denemeleri olmuş ama hayal kırıklığı yaşamışlar. İnşallah biyolojik ailene dair bilgilere ulaşırız. İnşallah abla. Allah razı olsun. Ve senin ailen, seni büyüten ailen, annen ve akrabaların bu konuda sana destek olurlar. Çünkü sen bu süreci biliyorsun. Evlat biliyorum. Ne demek de biliyorsun. Biliyorum. Sana da bu müjdeyi, annene de bu müjdeyi vermiş olduk Allah bu vesileyle. Allah razı olsun abla. Şimdi aile daha büyük yük altında. Aynen. Geldiğiniz yerdeki o bütün teyzeler, enişteler Musa bu saatten sonra baba adayı evlatlarına kendi soyunu açıklaması lazım. Bu konuda hem sizin beklentiniz bence torunla ilgili yüksek. Onun da sizden şöyle bir beklentisi var. Siz de ona hayatının en önemli gerçeğini, köklerini açıklamak zorundasınız. Açıklayacaklar. Buradan Fatma Hanım'a, sizi büyüten annenize sesleniyorum. Fatma Hanım, babaanne oluyorsunuz. Torununuza... Telefonunu mu kapattı? Ya o sürekli öyle. Ha? Maalesef sürekli. Yani öyle. Artık bu müjdenin üzerine de yapıyor. Bakın maalesef. Gelininizin bebek beklediği haberini verdik.
evladınızla Allah nasip ederse sizi babaanne yapacak. Ama ben de kendi soyumu ve köklerimi öğrenmek istiyorum diyor. Siz bu konuda hani sağduyulu davranmıyorsanız teyzelerine seslen. Onlar anneni bir kendine getirsinler. Ya ben buradan teyzelerime, amcalarıma sesleniyorum yani. Bu ayıp değil yani, rezillik de değil. Bana diyor, dediler yani, çok dediler. Sen bizi rezil ettin. Bu rezillik değil yani. Bu benim bir gerçeğim. En doğal hakkım. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Sizden de tek ricam, annemle görüşün. Görüştünüz de ben bunu iyi biliyorum yani. Hepiniz bir ağız oldunuz. Yani görüşün. El insaf. Artık yeter. 24 sene oldu. Babam öleli 11 sene oldu. Ben bunu artık öğrenmek istiyorum ya. Ya ben her gün artık düşünmekten yani, düşünüyor insan. İstese de istemese de düşünüyor. Acaba bana benziyorlar mı? Acaba benim de kardeşim var. Ben birini gördüğümde yani yoldan insan her zaman benzer. Az bana benzese yani, acaba diyorum bunlar mı? Düşünüyorum, elimde değil. Ya sağ olsun, Allah razı olsun. Eşim her zaman yanımda, destekçim. Her zaman. Ya ister istemez düşünüyor insan. Ya söylesinler bir an önce artık bu sakladıkları gerçeği. Çünkü bu yük ağır bir yük. Çok. Ya ben kendilerini bu, bırakacak bakın, değilim. Bugün hayırlı bir gün, hem cuma hem kandil. Bu yük ağır bir yük birini. Ben de çoğu zaman zikretmem zaman aşımı ama teyzeciğim size söylemek istiyorum. İşlediğiniz suç zaman aşımına da uğramış 2005'ten önce. Lütfen. Dedim ben onu da. Musa'ya gerçeği açıklayın. Vallahi Çayır ailesine buradan sesleniyoruz. Kaçarı yok. Gerçeği söyleyeceksiniz. Bu bak, kandil günü boynunuzun borcu. Bütün aileye buradan sesleniyorum. Herkes gerçeği, eteğindeki taşları dökecek. Bizi de yormayın. 24 yıldır yorulan bir çocuk var. Onu da yormayın. Bak Hacer zaten 3 haftalık hamile, anne olacağı. Oğlunuzun, büyüttüğünüz oğlunuzun baba olacağı müjdesini de verdik. Gerçekleri öğrenmek istiyoruz. De hadi de. Ya buradan da sesleniyorum yani. 10 Şubat 1995 yılında yani çocuğu kaybolan, çalınan veya öldü denen ailelere yani yayına bağlanmalarını istiyorum yani. İki konu bir arada. Müjdeyi de verdik. Oh vallahi nasıl mutluyum şu anda. Allah razı olsun. Sizi uğurluyorum. İhbarlar geliyor. İhbarları değerlendireceğiz. Ailene de çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Ya maşallah ya, nasıl bulmuş abibilerini. Zor yani, zor hikaye. Biyolojik ailesini arayan, yani sokakta bana benzeyen her insan acaba benim ailem mi sorusunda empati yapabilmemiz mümkün değil. Yani insanın gerçeğini ve köklerini bilmesi ne kadar kıymetli ve önemli. Biraz sonra stüdyomuzda bir beyefendi olacak, Adem Bey. Gelsinler, ben de anonsumu yapayım. Eşi Ayşegül Temmuz ayında 2018 tarihinde çocuğunu da annesiyle beraber yaşadığı eve bırakarak evden çıkıyor, gidiyor. Adem ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Temmuz ayında eşi annesiyle beraberdi. Kendi evet. Annesinin evindeydi Hatay'da. Evi terk edip gidiyor. 9 aydır da kendi evladını görmüyor. Şu anda çocuk sende, sen büyütüyorsun ben de. Evladını. Ben de. Eşim nerede, kiminle aramak üzere diye programımıza başvuruda bulundu. Biraz sonra bu konuyu işleyeceğiz. Enteresan gelişmeler de var. Daha yayın arkasında yaşanan gelişmeler var. Ve Tolga, dün senin o Nilay'la barıştı barışmadı konusunu işlerken ortaya bambaşka bir bomba düştü. Senin yıllardır belki de sorgulamaktan korktuğun bir konu vardı. Babanla ilgili gerçekler. Annen sana öldüğünü söyledi. O öldü denilen baba hayatta mı, yoksa annen doğruyu mu söylüyor? Tolga'nın biyolojik babasıyla alakalı biraz sonra programda konuşacağız. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Bilmiyorum. Ben sen biliyorsun. Her şeyi ben anlatayım. Sen burada oturabilecek misin? Sen dur.
neden aldın? Ben babamın adını bile bilmiyorum. Gerçekten babamın adını bile bilmiyorum. Böyle babanız konusu açıldığında. Öldü dedi, sadece öldü. 29 yıldır babasını hep öldü bildi. Bugün gerçeklerle yüzleşme vakti. Burda ile Arzu'nun babası aynı kişi mi? Evet, aynı. Babaların adları ne çocukların? Mustafa. Sadece Mustafa yazıyor. Soy ismini bilmiyoruz. Ya kimse hangi bilmiyor. Mustafa? Kaçıncı Mustafa? Kimse neredeki bilmiyor Mustafa? Yani. Nereli Mustafa? Ya Esra Hanım, ben unuttum. Çok kaç sene oldu. Belki de Mustafa yaşıyor. Nevin abla. Öldü bildiği babası yaşıyor mu? Tolga'nın öz babası kim? Nevin ablacığım, bence çocukların babası yaşıyor ve sen bu gerçeği onlardan saklıyorsun. Gerçekler herkesi şok edecek. Şimdi Esra Erol'da. Türkan açıkça şiddet görmüş, madde kullandırılmış, mağdur edilmiş, sömürülmüş bir kadın. Türkiye günlerce onları konuştu. İkinci büyük şoka hazır mısınız? Hüseyin'in eşi Türkan yine evden kaçtı. Türkan yoksa yine Seloca'nın yanında mı? Şimdi Esra Erol'da. Gelecekle ilgili ne konuştunuz? Olumlu. Olumlu. Bugün duyacaklarınıza hazır mısınız? Tolga buraya kimi getirdi? Kız arkadaşlar. O kişi sürütüyor da. Tolga sadece böyle ayakları üzerinde durana kadar yanında olmak istiyorum. Başka ben Nilay'ın yanında olamam demişti. Seçim onun kararı, onun bir şey diyemem. Tekrardan birlikte olamayacağınızı söyledim. Nilay dün yaşadığı şokun üstüne öyle bir karar verdi ki ikinci şoku Tolga yaşayacak. Şimdi Esra Erol'da. Konuğumuz Adem Kaya, programa Adana'dan geliyor 27 yaşında. 21 Temmuz 2018 tarihinde eşim ailesiyle beraber yaşadığı Hatay Erzin'deki evinden pijamalarla sokağa çıkıyor. Bir pijama daha çıktı karşımıza. Sokağa çıkıp 3 tur attığını ve ortadan kaybolduğunu söylüyorsun. Eşin ailesini terk ettikten 3 gün sonra kayınvaliden sana haber veriyor bana. Ne diyor? Ben Ayşegül'ü sorduğum zaman oğlum yok demişti. Ben ailemin yanındaydım kendim. Ondan sonra zaten söylemesiyle hemen gittik biz oraya tekrardan. Hani baktık biraz neyin ne olduğunu falan işte. Yani gördüm gözlerimle. Bırakmış abla çocuğu, çekmiş gitmiş öyle. Çocuğu da kendi annesine bırakıyor. Evet. Ve ortadan kayboluyor. 4 aylıktı o zaman. Nasıl şimdi 14 aylık oldu. 9 aydır da anne evladını görmüyor. Evet, yok. Hani siz niye ayrı yaşıyordunuz? Ayrı değil de ben 10 gün 15 günlüğüne ailemin yanına gittim. O annesinin evindeydi. Biraz tartışmalarımız oldu gitmeden. Hani ben ailemin yanına vardığımda beni aradı. İkinci günü aradı, dedi hani gel beni de götür dedi. Diğer gün almaya gideceğim, yola gideceğim. Telefon ettiğimde hakaret. Ağzını açtı yani, yumdu gözünü öyle. Ya aranızdaki problemler devam ediyor. 21 Temmuz'dan bu tarihe kadar eşinin ne yaptığını, nerede olduğunu biliyor muydu? İki defa benim yanıma geldi. Hani Naz'ı görmeye geldi. Geldiği gibi akşam geri gitti. Yani 31... şimdi 21 Temmuz'da evden ayrılıyor. Evet. Bu tarihe kadar iki kere geliyor. Evladını görüyor, geri gidiyor. Sen demiyor musun ona? Yani sen benim nikahlı karımsın. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Çok dedim. Arıyor bazen, göster diyor. Görüntülü gösteriyorum. Hani belki nasıl olduğunu görür de gelmek ister diye. Gelmiyor. Zaten 31 Ağustos'ta da WhatsApp'tan baktım. Başka biriyle bir resmi vardı. Başka bir beyefendiyle fotoğrafını mı koyuyor? Seninle resmi nikahla evliyken Ayşegül. İsmi Gökhan diye biri. İsmi Gökhan diye biri. Sen bunu nereden öğreniyorsun? Onun WhatsApp'ına bakmıştım. Yani konuşuyorduk, görüşüyorduk en son. Hani sordum bu kim diye. Kocam. Şimdi 9 aylık evliliğinde öncesinde de aranızda problem var. Siz ayrılıyorsunuz, farklı yerlerde yaşamaya başlıyorsunuz. Evet. Sonra eşin ailesiyle yaşadı, çocuğu da yanında. Evet. Yani en huzurlu ve en güvenilir yeri de terk ediyor çocuğu ailesiyle bırakarak. Ailesiyle bile barıştırdık abla evlendikten sonra. Ailesiyle konuşmuyordu. Barıştırdığımız halde hani annesi çok mutlu oldu yani kaynanam. Hem kızı yanında hem torun yanında. Ya şimdi kadın çocuk ben de fazla göremiyor. Aramız uzak var, mesafemiz var. Ancak görüntülü konuşuyoruz. Şimdi kadın hem kız gitti hem de torun da gitti. Yani o da çok biraz perişan oldu. Adem, senin hikayendeki gariplik şu. Sen Ayşegül'le evlisin, resmi nikahlısınız. Evet, resmi nikahlı. Aranızda problemler var. Evet. O çocuğunu alıp annesinin evine dönüyor. Bu bizim hani klasik bir ayrılık değil mi? Anlaşamıyorsun. Arada problemler var. Fakat senin eşin
Annesinin evinden de çocuğu bırakıp gidiyor. Evet. 9 aydır da ortada yok. Bu 9 ayda 2 kere ya da kaç kere? Anca 2-3 defa. 2-3 kere eşini gördüğünü, o da kısa süreli gelip çocuğu gördüğünü söyledin. Evet. Hani çocuğunu özlemiyor mu? Öyle. Çocuğunu yanına almak istemiyor mu? İşte görsem onu. Senle boşanmak istemiyor mu? Boşanma davası açtın mı? Boşanma davası açmadım. İkametgahı belli değil. Kaldığı yerler belli değil. Neredesin diyorum. Antep diyor. Kilis diyor. Antakya diyor. Nerede yaşıyorsun diyorum. Onunla beraber yaşıyorum diyor. Gel, onunla dediği? O Gökhan dedi. Gökhan'la berabermiş. Gel boşanalım, ona da yok. Ne yapmaya çalışıyorsun? Senin buraya gelme amacın ne? Boşanmak için abla. Bir de Naz'ın velayetini istiyorum kendime. Zaten benim yanımda kalıyor. Yani şu anda 14 aylık bir bebek var. Evet. Anne 9 ayda sınırlı sayıda görmüş. Evet. O kendi isteği doğrultusunda. 5 aydan beri hani, hiç haberi yok. Bir an önce çıksın ortaya, boşanalım. Evet. Zaten en son görüşmemde buraya katılacağımı öğrenmiş. 5 aydan beri hiç görüşmüyorduk. Aramıyordu, sormuyordu bile. Ben de aradım, hayatta bulamadım. Ya çok güzel yani, gizlenmeyi iyi biliyor. Buraya çıkacağımı öğrendikten sonra zaten telefon dakikada bir arıyor. Çıkma, çıkma falan. Senin programa çıkacağını öğrendiği dakikada itibaren seninle iletişime giriyor. Evet abla. Ben ne dedi sana? Yani, ben dedim, ben her şeyi göz aldım dedim. İster gel ister gelme artık. Dedim öyle ya da böyle dedim. Bitecek evlilik. Alacağım dedim çocuğumu da. Zaten görme yani hakkın, çok özür dilerim. Zaten vardır, bitmiş zaten. Evlilik yani. Hani, seni terk edebilir. Seninle ayrılmak isteyebilir. Etsin. Bunun içinde boşanma davası açar. Evet. Kendi hayatına bakar. Çocuğuyla yeni bir hayat kuracak. Nasıl kuracak? Ailesinin evinde mi yaşar? Çocuğun tek ailesi bilmiyor abla. Ona hiç kimse karışamaz. Şu anki şahsın ailesi de bilmiyormuş. Bana kendisi söyledi. Ne dedi? Hani ben dedim hani bir göster bakayım nasıl bir ortam ev. Yani birazcık ev şey yani evin tarzı iyi değil. Dedim o kadınlar kim? Kaynanam diyor bana. Senin evli olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Çocuğum var, onu da bilmiyor. Ne kadar dürüst bir insanmış ya. Yani ama, buna dürüstlük denmez de. Ama çocuk, şu anki yanındaki çocuk evli olduğumuzu da biliyormuş. Çocuğumuzun olduğunu da biliyormuş. Dedim tam dedim bulmuşsun o zaman. Kaç yaşında? Tahminim 28 vardır. 28, senle 30'a yakın. Eşin 18 yaşında. 18 yaşında. O da yetiştirme yurdunda evet, büyümüş. Sonradan aileyle barışmış. Evet. Aileyle nasıl barıştılar? Sen biz götürdük. Büyüklerimiz götürdü. Büyükleriniz götürdü. Öyle. Şimdi eşimi arıyorum. Eşim Ayşegül'ü arıyorum. Beni Gökhan ismindeki kişiyle ihanet etti. Onun yanında çocuğunu da terk edip gitti. Tek bir isteğim var. Ortaya çıksın. Bir an önce boşanalım diyorsun. Evet abla aynı. Hani gelsin neyimiz var neyimiz yok. Otursun konuşalım. Hemen gelsin mi? Yani gelsin bence de gelsin. Hayır, hemen gelsin mi? Hemen derken şu an mı? Şu an. Olabilir, olabilir. Gelsin yani. Çağırsanız Ayşegül'ü. Hali bile perişan olmuş. Efendim? Hali bile perişan olmuş. Hali bile perişan. Bak bendeyken böyle değildi. Şimdi Adem buraya başvuru yaptığında yayına çıkacak. Yani bir taraftan eşini, adresini belirlemeye çalışıyor. Tek bir davası var. Boşanma davası açıp. Çocuğunun velayetini almak. Adem sanırım buraya çıkacağını haberini gönderiyor. Bu sefer de Ayşegül çıkacak, aman her şey ortaya çıkacak diye şu anda birlikte olduğu kişinin Tolga'nın, hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Gökhan'ın ailesi de gerçeği bilmediği için. Esra Hanım, kendisine bir sorar mısınız? Kendisi bana diyor ki buraya çıkacağımı öğrendikten sonra ortaya çıktı. Şöyle bir şey var, ben defalarca çocuğumu görmeye gittim ve kendisi benim kolumdan tutup karakolun önünde bağıra bağıra sürükledi ve benim telefonumu aldı, yere çaldı. Ben hiçbir şekilde sesimi çıkarmadım. Karakola geçtik ve ben polislere yalvardım çocuğumu bana gösterin diye. Ama kendisine ben dedim ki buraya gelmeden bir gün önce mesaj attı. Göstermiyordu bana. Mesaj attım. Dedim ki oraya çıkıp da kendini rezil etme. Ben yarın geleyim boşanalım dedim. 9 aydır niye Ayşegül boşanma davası açmadın? Çocuğunu almak için, velayetini almak için. Zaten çocuk küçük bir çocuk. Ama şöyle bir şey var. Kendisi annesine bir defa giderken götürdüm çocuğumu.
Bir defa aileden... Nereye gittin sen ailenin evinde? 11 aylık habereyken gene çekti gitti. Ben şu anda bu 9 aylık süreçten bahsediyorum. Kendisi... 21 Temmuz sabahı ailenin evindesin. Evet. Eşinle de ayrısın. Evet. Ailenin evinde yaşıyorsun. Çocuğun da yanında, hayatın huzurlu. Evet. Orayı terk edip nereye gittin? Orayı terk edip nereye gittim ve neden gittim? Neden gittim? Arkadaş maddeyi kullandı. Ve maddeyi kullandıktan sonra da benim çocuğum ateşli diyor. Çocuğu kucağına alıyor. Merdivenlerden aşağı indiriyor. Tam çocuk kafasını çarparken bizim komşunun oğlu kucağına alıyor çocuğu. Ne zaman oluyor bu olay? Ben kaçmadan bir hafta önce falan işte. Sen nerede yaşıyorsun? Ben mi? Şu an Hatay'da yaşıyorum. Hayır. Yani o çocuğun düşme zamanında kocan nerede yaşıyor? Adem nerede yaşıyor? Sen nerede yaşıyorsun? Aynı yerde yaşıyorduk. Düşme zamanında. Çocuk düşmedi ama. Ama kendisi madde kullandı ve daha önceden de benim kaçma sebeplerim neden? Kendisinden. Ayşegül, neden... gidip niye şikayetçi olmadın? Niye şikayetçi olmadın gidip de? Ya da 5 aydır çocuğun bir hesaptan bahsediyorsun. Babada olduğunu biliyorum. Uyuşturucu madde de kullandığını iddia ediyorsun. Kötü bir baba. Niye kendini bırakıyorsun? Kendini koruyamayan küçücük masum bir evlat var. Sen ayrı bir yaşam alanı seçmişsin kendine. İddiası da şu. Başka biriyle yaşıyor. Ayşegül'ün buraya gelmesinin altındaki en önemli neden Gökhan. Birlikte olduğu kişinin isminin zikredilmesi. Yoksa ben eşimle boşanmayı buraya gelmeden önce de çok uğraştım diyor eşin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Başkasının öğrenmesi veya öğrenmemesi değil. Başkasının öğrenmesinden... Var mı yani böyle bir şey? Hayır, böyle bir şey yok. Başkasının öğrenmesinden korkacak olsaydım ben dün kapıdaydım. Elimde valizlerim, tam çıkıyordum. Sizin ekip beni aradı. Bana dedi ki hani buyurun ne için aramıştınız? Dedim ben oraya geliyorum dedim. Böyle böyle... Kimle geldin buraya? Efendim? Kimle geldin buraya? Arkadaşımla geldim, iş arkadaşımla geldim. Şunu merak ediyorum. 9 ay önce kimin evinden nasıl ayrıldın? Annemgilin evinden, amcamgil... Öyle bir baskı uyguluyorlardı ki yastık değişmeyle baht değişmez. Sürekli bunu söyleyip duruyorlardı. Ve arkadaş daha önce de beni karnım burnumda çok dövdü. Ve ben çok hastanelik eşin sana oldum. Şiddet uyguladı. Evet. Kötü bir eşti. Niye şikayetçi olmadın ve niye boşanma davası açmadın? Neden olmadım? Ailem sürekli beni dizginledi. Ve hı-hı, çok alkol de alıyor ve alkolü beni çok dövdüğü ama de oldu. Ama ben sana aile oldum. Bütün söylediğin sözleri hayır. Ayşegül inanıyorum. Kötü bir eşti. Şunu merak ediyorum. Başka birine kaçmak yerine yani bunu akıl edip harekete geçmek yerine boşanma davası açıp emniyet güçlerine sığınsaydın, şikayetlerini yapsaydın, çocuğunu yanına alsaydın. Bir şey söyleyeceğim. Beni ailem dizginledi ve ailem benim üstümde çok baskı uyguladı. Ben başka birisine kaçmadım. Ben kız arkadaşımla yani Hatay'da kalıyorum. Kız arkadaşımla ayrı bir evim var ve ben çalışıyorum ve ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ben 2-3 gün sonra memur olacağım. Ben ne için gene çalışıyorum, çabalıyorum? Kendim için böyle eğer ben kötü bir hayat seçecek olsaydım şimdiye çoktan seçmiştim. Çocuğunu neden bıraktın? Yani kendini kurtarırken çocuğunu niye bıraktın? Ben kendimi neden önce kurtardım? Ben önce kendimi kurtarayım. Ben kendi hayatımı bir düzene sokayım. Ondan sonra ben çocuğumu kendisinden aldığımda bak kızım bu da bizim evimiz diye gösterme bir şansım olsun diye. Peki sen şu anda kız arkadaşınla beraber mi yaşıyorsun? Evet. Ya hayatında o Gökhan isminde biri var mı? Var ama bu benim patronum. İçeride de söyledim. Ben size abi sen patronuna ölüyor musun? Gökhan'ım ölürüm senin için. Patron böyle mi? Diyalog böyle mi oluyor patronla? Hayır. Ya bir git ya. Patronum dediğin insan yani sen ben gördüm yazılarınızı gördüm. Gökhan'ım senin için böyle ölürüm şöyle ölürüm seni bırakmam. Bir şey söyleyebilir miyim patron Esra Hanım? Patron böyle mi oluyor? Esra Hanım arkadaş buraya çıktı. Birinci nedeni boşanmak istiyorum diye çıktı ve ben kendisine boşanalım dedim ona rağmen çıktı. Ne zaman i̇kinci, dedim peki boşanalım diye? Boşanalım demesine gerek yok tamam. Ki sen gidersin boşanma davasına tamam. Ben açarsın. Dedim zaten onu... geleyim diye bana yok dedi. İkinci hayır nedeni bunu 9 ayda niye yapmadınız onu merak evet, ediyorum. Dur oraya ikinci nedeni ne aldatma bir olay anlatacağım. Ben kız arkadaşımla birlikte kendisi aşırı derecede alkollü kız arkadaşımla birlikte geldim kendilerinin evindeyiz annesi babası da var. Doğru. Ve ben odaya giriyorum. Adana'da mısınız? Evet, Adana Kozan'dayız. İçeri giriyorum ve 8 aylık hamileyim. İçeri bana diyor ki içeri geç diyor. Ben içeri geçiyorum. Arkadaşım da lavabonun önünde arada kapıyı örtmüş üstünü değiştiriyor. Ve o an kendisinden beni alıyor içeri alıyor. Süpürge bildiğiniz elektrikli süpürgenin sapıyla beni dövdü ve annesi babası da Ayşegül kesinlikle önüme o geçmedi. O Günnur bağlanabilir Ayşegül, telefona. O Günnur bağlansın telefona. Dediğin isim. Şiddet görüyor bana ihanet etti diyorsun. Bunlar hepsi senin
Yani evden ayrılman için dayanakların değil mi? Çok evet. Da haklısın. Fakat bunları yapan bir adam var. Sen Adana'dan ailenin yanına gidiyorsun Hatay'a. Ailenin yanında yaşıyorsun. Garip olan şu, sen ailenin evine çocuğunu bırakıp aileni de terk ediyorsun. Sadece kocanı terk etmiyorsun. Kocanın evinden ayrılmış olsa ben bu şiddetten dolayı ayrıldım dersin. Sen ondan ayrısın. Siz ayrı yaşıyorsunuz Adem'le. Ayrı doğru yaşıyoruz mu? Ama Adem'in şöyle bir tacizleri vardı. Sürekli başka numaralarla beni arıyor. Ondan sonra ben boşanıyorum diye ailemde amcam geliyor bana diyor ki kitleyin bunu odaya, kapıdan dışarı çıkarmayın. Ailem diyor ki Allah'ından bulsun sana bunları, tamam, her Allah'ından şeyi yaptı bulsun diye. Yani. Ve ailem ama Adem'den ayrılacağım diye bana... Ailenin yanındasın, en güvenli yerindesin, o limandasın, çocuğun da var. En güvenli yerdeyim ama şöyle bir şey Ayşegül, var. Ayşegül, ailen mi evlendirdi seni Adem Bey'le? Hayır, ben peki kaçarak... o evlendirmedi, ailen tanımıyor da bu evlilikte niye senin tarafında değil de eşinin tarafında? Hayır, o zamanlarda ailem Adem'i tanıyordu, eşimi tanıyordu. Ben... Ama siz kaçarak evlenmişsiniz. Tamam işte ailenin sonra... sen evet, sonra... rızasını almadan evlilik yapmışsın. Hayır, ben ailemin imzasıyla evlendim. Çocuk olduktan sonra ailemle barıştık, konuştuk, ettik. Ailemin rızasıyla evlendim. Tamam. Daha ama... sonra ama rıza evet, gerçekleşmiş. Şöyle bir şey var. Ben aileme bu zamana kadar beni çok dövdü, içti, içti, dövdü. Ben annemgile kendisini sürekli öyle bir tanıttım ki ailem benim tarafımı değil onun tarafını seçti. Ben annemgile bana daha bir tane fiske vurduğunu bile söylemiş değilim. Onlar kendi gözleriyle gördü kimin ne olduğunu çünkü o yüzden. Senin onlar de gördüler. Ne olduğun görüldü onlar şu gördüler. An. Senin ne ben seni hamileyken sürekli... dövmedim Ayşegül. Ben sana tokat vurdum niye şöyle annemle düzgün şey konuşmuyorsun diye. Bu bir. Hayır. Ben hayatta beni... sarhoş olmam. Bak bunu da bil, sen çok iyi biliyorsun. Ben Allah öyle Allah. Sarhoş olacak kadar içmem. En fazla Allah iki, Allah. Üç yoktur bende. Allah Allah. Şöyle çok bir iyi şey biliyorsun var. Hepsini. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Madem öyle buraya çıktın, güzel çıktım. Güzel konuşuyorsun, ediyorsun. Ediyorum, sen he. Peki ben senin her şeyine razı geldim. Şurada, yani benim sana bıraktın, neyim vardı ki? Durdun, neyim çocuğu vardı benim burada sana? Bıraktın gittin diyorsun sen. Ben senin... Daha 8 aylık hamileydin, engelli kardeşinin altını temizledim. Bir yıl onu boyunca... Onu zaten yapmak zorundasın bu, çünkü niye zorunda o çocuk... Yapmak zorunda, o çocuk hayır. Sadece sana yaptırıyordu çünkü. Hayır, şöyle sadece bir şey var. Sadece sana yaptırıyordu, neden ihtiyaçlarını bile. Neden sadece yaptırıyordu? Onu da ben, yap, Allah dinle. Razı olsun yani, onu beni da yapmışsın, dinle. İyi ki yaptın dinle onu da. Beni. Senin annenin ve babanın ve senin beni dövmene rağmen ben o çocuğa onları ben yaptım. Ben seni dövmedim Ayşegül. De bana yalan ben sana konuşma. Tokat vurdum, iki tane, üç tane. Yani bana şu... yalan konuşma. Hayır, ben senin kardeşinin altını da temizledim, yaparım. Şu an olsun çünkü gene, senden istiyor. Bunu burada ben kendimi kanıtlamak için söylüyor değilim. Şu an olsun gene yaparım. Niye benim vicdanım rahat olsun? Ben yapmak zorunda değildim bunu. Ben sizin, senin baban bir tek, bir, iki tane sarma için ben karnım burnumda 8 aylık nerede, nenengile kadar yürüdüm geldim. Kim için? Sadece mutlu bir yuvam olsun diye. Benim niye ama, haberim yok peki bunlardan? Ama gün ilerledikçe siz iyice... Abarttınız her şeyi. Niye? Bizim çünkü, evimizde mi oldu bunlar? Çünkü ben seninle kaçarak evlendim ve benim o zamanlar sığınacak... Sen beni kandırdın Ayşegül. Sığınacak sen, bir kapım sen kendin, yoktu bak, diye bunu sen kendin yaptın her şeyi. Ben seni kandırmadım. Ben seni ortada bırakmadım. Ben seni kandırmadım. İyi ki ortada bırakmadın ya. Bırakmadım ben seni. Sana bir ben... şey... Ben o... zorundasın. Şunu merak ediyorum. Siz evlendiniz, Adana'da yaşıyorsunuz. Evet. Sonra senin ailen ortaya çıkıyor. Doğru biz, mu? Evet. Normalde ailem ortada yoktu. Adem babasıyla her gün kavga ediyor. Kavgamızda çocuk daha ben kırkım çıkmamışım. Babasıyla falan kavga ediyor. Babası beni yumrukladı. Ayırmak için şunu ortaya girdiğinde babası Adana'da beni yumrukladı. Adana'da onun ailesiyle yaşarken evet. Senin aileni buluyorsunuz. Bu arada siz Adana'dan Hatay'a taşınıyorsunuz. Evet. Kendi ailene yakın bir yerde oturuyorsunuz, doğru mu? Evet ama şöyle bir şey var. Ben kendisinin ailesiyle otururken bunun babası beni yumrukladı. Benim bir tane amcamın oğlu var. Ben onu aradım, babamın numarasını istedim. Babam bana çok kızgındı. Dayanamadım artık. Ben babamı aradım. Babam benimle biraz kırgındı, konuşmak istemedi. Ondan sonra annemle konuştum. Ondan sonra arayı buldular. Biz annem gelin oraya taşındık. Ama Adem gittikçe haddini fazlasıyla aşmaya başladı ve aşırı derece alkol kullanmaya başladı. Zaten o madde olayı da bizi bitirdi. Kaç ay, bebek kaç aylıkken sen Adem'le yaşadığın evden ayrılıp annenlerin yaşadığı eve geçtin?
Bebek işte her şey bir ay içinde oldu yani. Kaç aylıktı tahminen? 5-6 aylık vardı işte 5-6 aylıktı. 5 aylıkken sen ailenin evine evet. döndün. Onlarla yaşamaya başladın. O evet. da orayı terk etti. O da orayı terk etti ama terk etmesine rağmen gecenin bir yarısı kuzeninin telefonundan beni arıyor. Ben kendisine sadece vicdanım rahat olsun diye yalansa yalan diyor desin. Kendisi aradığında beni ben kendisine kendimi göstermiyorum kızımı gösteriyorum. Bana karşıdan dil çıkartıyor ve diyor ki niye yüzünü göstermiyorsun? Bana sen aynen beni, bunu sen söylüyor. Beni ne zaman aradın Ayşegül, ki görüntülü? Sizin bir hep ben seni aradım görüntülü. Var mı? Efendim? Siz bir madde kullanıyor musunuz? Benim alkol? Yok. Daha önce hiç oldu mu? Benim daha önce oldu. Ben yurtta kalırken oldu ama bayağı yıllar geçti üstünden. 3-4 yıl oldu. Daha sonrasında bir daha madde kullandınız mı? Şu an kullanıyor yok, musunuz diye yok, soruyorum. Yok kullanmıyorum kesinlikle. Bir tek sigaram var başka hiçbir şeyim yok. Dilerim inşallah onu da bırakırsın. Tahlil yapılsın sana. 9 aydır bebeğini özlemedin mi? Özledim geldim. Kozan'a da gittim. Kaç defa gittim Kozan'a ve bana göstermedi. Bir defasında da gittim de bundan 4 ay önce benim kolumdan tuttu sürükleyerek şeye götürdü. Karakola götürdü. Orada karakolda ama ben polislere ağlayarak anlattım bunu. Polisler zabıtla tuttu. Dedim ben çocuğumu görmek istiyorum. Annesi kapının önünde çocuğun arkası dönük bana göstermediler. Giderken uzaklaştırma kararı aldın mı ya da çocuğunla görüşme sağlayabildin mi? Bak emniyete intikal etmiş oldun. Sağlayamadım. Emniyet değil, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi. Ben çıktım karakoldan ve gidiyorum. Sen çalışan, bakın yakında da devlet memuru olacak bir bayan olduğunu iddia ediyorsun. Ama evet. Hülya Hanım yetkililer de demişlerdir, kızım git boşanma davanı aç. Oradan velayet hakkı aha. sana verilir. Sen de çocuğunu yanına alırsın, senin her türlü anne olarak açmadan bebek küçük. Darp ediliyor Esra Hanım, çocuğumu görmek istiyorum diyor. Emniyet yani. Güçleri evet, bunu sağlarlardı sana. Şey merak ediyorum, söyledim. İlk giderken niye çocuğu annenlere bıraktın? Yani sen kendi ailen kötü. Evlendiğin Adem kötü. Yani bu kadar kötü insanlara çocuğunu nasıl bırakırsın? Kendi hayatını biliyorsun, hayır, bak, yetiştirme yolunda büyüdün. Şöyle bir şey var, tamam bana kötü olabilirler ama o kendisinin çocuğu. Ve benim annem gilin de torunu. Ben çocuğumu neden almadım? Ben ilk gittiğimde tamam hani kız arkadaşımla sözleşmeli gittim. Ama benim ne olacağım ilk gittiğimde belli değildi. Hani ben düzenimi tam oturtturmamıştım. Kim bu kız arkadaşı? Benim... kaldığım yerdeki bir kız arkadaşım. Nerede eşim kalıyordunuz? Peki Gökhan Bey ismini zikrediyor ve bir takım WhatsApp profilindeki resimlerin değişikliğinden yani X kişisi değil de bir isim zikredebiliyor. Bunu niye, nereden öğrenmiş olabilir? Sadece bir defa adı geçti diye. Burada çalışıyorum dedim diye. Gökhan ay, senin neyin? Arkadaşım, iş arkadaş. Ya hayır, ismini mısınız? Kaldırır mısınız? Gel gel gitme gel gel. Gel gel ne olduğu belli olacak gel. Konuştun kaçma gel iddialarını. Ya. Alın sesini. Ben karakola götürdüysem gel. Kolumda Gökhan yazdığı için götürdüm abla. Aranması olduğu için götürdüm. Sen iyi bir annesin çünkü. Gel Gökhan, otur. Konuştun Ayşe, konuştun konuştun musunuz? Kaçma. Kim bu Gökhan? Oturur musunuz? Hayır bırakın ya. Şşt, bir alın şunu. Hanımefendiyi bir sen önce sakinle şöyle. Bak sen böyle bir insansın çünkü bak. Bırak, sen böyle bir insansın. Çıkar. Ben seni nasıl dinledim konuşmam bir kere kadar. Ömer, bırak bırak. Çıksın bırak, dışarı. Bırakın. Bu ne ya? Sen böyle bir insansın. Ver fotoğrafını Gökhan Çam'ın. Kendisiyle de ilgili bir sürü fotoğraf gel. Alın dışarı. Alın sen dışarı. Böyle bir insansın dışarı. Konuş. Devam alın, et. Dışarı. Sen sakin. Beni haklı çıkardın şu an. Hayır. Teşekkür ederim sana. Önce, sağ ol. Hayır. Önce sana eğer yaptıysan haklı olduğum için yapmışım demek ki bak. Al sesi. Al. Çıkacaksın, sakinleşip öyle geleceksin, konuşturmuyorum seni. Çıkart. Kim bu Gökhan? Kim bu Gökhan? Bebeğini... Çocuğun nişanlısı var ve herkes izliyor. Çocuğun nişanlısı mı bu? Sen burada arkadaşlar alın hanımefendiyi, Ömer. Kralın avrunda değil. Çocuğunu bırakıp gidecek kadar... Alın dışarıya. Ay. Of. Sen. Vallahi hiç tahammülüm yok yüksek sese ya. Gerçekten yüksek ses tikim var. Ne söylediğine bile takılmıyorum. Biri böyle car car konuşuyor ya. Niye Gökhan'ın fotoğrafı rahatsız ediyor? Bak patronda nişanlısı var. Buraya gelirken kimle geliyor? Buraya gelirken kimle geliyor? 9 aydır sen çocuğunu kimin için bırakıyorsun? Bu adam sana ne diyor? Her şeyi biliyor zaten. Anlaşmalı boşanın. Bunlar boşanma davası açarken elleri kolları bağlı imkansızlıklar içerisinde evet. ama kaçmaya gelince
Pirin Pırıldağ'a gelince hepsi gırla gidiyorlar ya. İnsan aklıyla da dalga geçmeyin. Sadece şunu söylüyoruz. Yeni bir hayat kurabilirsiniz kadın ve erkek için. Lütfen boşanma davanızı açın. Dava sonra anlaşmalı mı boşanırsınız, çekişmeli mi boşanırsınız, boşanırsınız, boşanmanız kesinleşir. Gidin nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız isteyin. Hiç kimse size bir şey söyleyemez. Ama ben evliyim Adem'le, sıkıldım, canım sıkıldı, gidiyorum. Çocuğu da bırakıyorum, gidiyorum. Kendi biyolojik ailen kötü. Alkol problemi, işte madde bir şeyler diyor. Abla, bahsettiği Adem onları ben kötü. Ama 14 aylık bebek 9 aydır kimde? Babada. Yapmayın bunu ya. Keşke burada verilen... Yani şu Gökhan kadar çocuğunun kıymeti yok. Aynı mücadeleyi keşke bir bebek için verilmiş olsaydı. İnsanı yaralayan bu. Yani insanların isimleri zikredilebilir. Ama bu isim zikredildiği zaman da cevap hakkı vardır. Şuradaki onda biri sesi karakolda söyleseydi, bana yol gösterin, ben çocuğumu almak istiyorum deseydi herkes yardımcı olurdu. Ama niyet o değil işte. Abla ben dinledim, konuşmasını bitirsin konuşacaktım. Belli etti kendinin ne olduğunu. Ben madde falan da kullanmıyorum yani, test de yaptırabilirler. Yani benim alnım açık, ben buraya çıktıysam zaten her şeyi göz aldım ki. Ben sadece çocuğumun velayetini almak istiyorum, o kadar. Ne halleri varsa görsünler, mutlu olsunlar. Benle nikahı var, gidip dini nikah kıyıyor. Yalanlarla kendine ev kurmaya çalışıyor. Siz bunları nereden biliyorsunuz? Hepsini bana kendisi söyledi. En son ki ben gördüm, bu Gökhan Bey'i gördüm ben çünkü WhatsApp'tan. Ondan sonra ben zaten soğudum. Gökhan'ı bir ay sonra görüyorsun kaçtıktan. Evet, 31 Ağustos'ta gördüm. Ne dedi sana? Sen diyorsun ki WhatsApp profilinde bak ikisi abla, aynı bana karede diyor mi? Ki ben dedim bu kim dedim. Sen dedim ne yapıyorsun? Benim kocam dedi ya. Senin dedim bir evin var, benim evim de var dedi ya. Arabam da var benim diyor. Hepsini yuttum. Sen dedim geleceksin eninde sonunda buraya. En son ki geldi otogarda, polise ben bunu kendi elimle götürdüm. Yolda varıyoruz evimize doğru, tam çıktık yola gideceğiz. Kolu sallanırken şurada bir yazı gördüm, böyle büyük. Gökhan yazmış buraya. Ben onu gördüm. Ne bir vurdum, ne ya bir kötü söz söyledim. Onu görmene gerek var mı ya? Gökhan'la kaçtım diyor. Dedim yani bu ne Ayşegül? İlla damga mı olması lazım? Diyorum ya. Dedim bu ne? Ya dedi bir şey yok dedi orada. Ha tek zor yaptığım şöyle. Sadece elini havaya kaldırıp da açtım. Yani burada vurdu diyorsa artık bilmiyorum. Tuttum kendi ellerimle götürdüm polise. Ailesi kabul etmedi. Ben de ilk başta kabul etmedim. Bana dedi ki polis, oğlum dedi bundan dedi kurtul. Dedim, öyle bir şey söylemez. İşte, yani bir an önce kurtuldum. Ben tanıyordum polisi, tanıyordum. Adem kendince anlatıyor. Evet. Hani oğlum bir an önce boşanın. İşte bunun sen peşine düşme dedi bana bak. Daha fazla. O da kendi hayatına baksın, peşine düşme çocuğun için. Yani. Yaşamaya devam et. 9 ayda da birkaç kere geldi. Sonra bu Gökhan'la olan sürecini nasıl anlatıyor? Burada patronum dedi ama sana, yani resmi nikahlı kocasına da... Bana kocam dedi. Benim dedi evim var. Ben dedi gelmeyeceğim. Peki boşanalım dedin mi? Dedim, çok dedim. Boşanmadı. Tepkisi ne oluyor boşanalım? Kendisi boşanmadı. Ha? Boşanmadı, kendisi boşanmadı. Gelmiyor çünkü. İki defa geldiğinde dedim gel gidelim adliyeye. Ben dedi, ama diyor ki gelin. Kaç kere geldim ben diyor. Yani o daha fazla geldiğini ima ediyor. O geldiğinde gel tek celsede anlaşmalı boşanalım da diyebilirdi. Sen avukatı tut. İşte anlaşmalı, hiçbir şey istemiyorum. Söyledim çocuğun hepsini. Da velayetini. Söyledim hepsini ben. Dedim gel ben karşılayayım senin masraflarını. Gelmedi. Her geldiğinde ailem de gördü. Gelsin abla gelsin. Hani lütfen. Bana... Bu şartlarda konuşacaksa almam. Açıkça söyleyeyim. Gelsin otursun. Yağmur gibi yağdırmasını biliyor bana. Tamam gel bir de beni dinle otur. Ben seni dinlemedim mi? Senin oraya ben seni dinledim. Sandalyeyi. Ben sana hiçbir şey... O da al götür o zaman. Vicdansızsın sen. Ben sana vicdansız hiçbir şekilde benim bir tepkim olmadı. Vicdansız. Ben sana aile oldum. Sen çok ben seni güzel tuttum, rol annemin yapıyorsun. Yanına getirdim. Orada sen, başım belaya girmesin sen diye. Sen çok güzel rol yapıyorsun. Şu kadar rol söyleyeyim. Yapanı gördük. Bir şey söyleyeceğim. Ben 9 aylık hamileydim ve benim bir sürü şahidim de var. Fatih ya diye bu şahitler var. Telefona bir bağlanabilir bir şey mi? Kim bu şahitler? Bir dinler misin? Bir dinler misin? Ben seni dinledim. Senin tarafına geçmezlerse yaparlar. Bir dakika bir şey söyleyeceğim, beni dinleyin lütfen. Ben 9 aylık hamileydim ve beni kendisi içkili ortamına soktu. Ayşegül, iyi ki bir hamileydin. Soktuğu gibi de Fatih abisi var. Ben gitmek istemedim, kendisi geleceksin dedi ve ben tamam dedim. Fatih abisi var, Celal diye biri daha vardı. Bunları biliyorum. Çocuğa
Benim çalıştığım insanlar ya onlar. Anlıyorum. Onlar kocaman adam adam. Çirkin şeyliğiniz bitirin anlaşmalı bunu. Konuştukça çünkü daha çok çirkinleşiyorsunuz. Ben buraya geldim. Niye geldim? Ayşegül sen hareketlerine bakacaksın. Haklı olabilirsin. Tamam. Sadece tek bir soru var. Bu 9 aylık süre zarfı içerisinde ben de gittim Adem'in yanına bana çocuğu vermedi diyorsun. Evet. Çocuğu istersin istemezsin bu kendi aranızdaki karardır. Geliyorum ben tek günde anlaşmalı boşanalım niye demedin? Ben kendisine daha 2-3 kendisinin annesi bana aradı dedi ki Adem buradayken sakın. Gökhan'la ilgili her şeyi de anlatıyorsun. Ben birlikte zaten anlatıyorum. Kocan olduğunu, bir şey söyleyebilir miyim? O çocuğun nişanlısı var. Bana nişanlım diye tanıttığı bir bayan peki, var. Peki sen kendi resmi nikahlı eşine Gökhan'la ilgili sana ne dedi? Kocam dedi. Ben kendisine kesinlikle ya abla her şey yalan yalan. Öyle bir sıkıştı ya şimdi bak. Sen öyle, öyle bir sıkıştın şey ya şimdi. Çünkü o çocuğun ailesi senin bilmiyor. Benim... Evli olduğunu da bilmiyor. Çocuğun olduğunu da bilmiyor. Allah Allah. Nazlı bile buraya çıkartırım Ayşegül. Yemin şey ederim bak çıkartırım. Benim o çocuğu da gösteririm. İnanmıyorlarsa. Ama dünyada tek Gökhan'da o diye yok ki. Benim... Hayır. Bir saniye. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Ayşegül'üm. Karşımdakinin de ismi Ayşegül. Sen sizce... evli bir kadınsın. Eşinin dışında X kişisinin ismi ne arıyor kolunda? Bir şey söyleyeceğim. Ama şöyle bir şey var. Eşim de bana... Ayşegül. Yapmadı. Ayşegül. Kocalık ne biliyor musun abla? Adam akıllı sahip çıkıp da evine oturtturup da kendisi işine i̇şte, akşamdan sabaha işine Ayşegül. Gidip gelen insana... De... ihtiyacın yok. Yok sen kesinlikle sahip, yok olmasın sana bir şey söyleyeyim mi? Sen kendine sahip çıkabilirsin. Sen ilk başta kendine sahip çıkmayı başar. Bir de çok küçüksün. Bir evladın var. Kendi yaşadığın hayatı o evladının yaşamasını ister misin? Ben istemem ama hayatımda böyle insanlar olduğu sürece yaşamak zorunda kalıyor. Hayır o çocuk. Evladınla o evladının kaderiyle ilgili seçimi anne olarak sen yapacaksın. Evladının seninle aynı kaderi yaşamasını ister misin? İstemiyorum. Ben sana hayatta beddua etmedim Ayşegül. Ben sana hayatta beddua etmedim. Ben o çocuğu oradan götürürken annenin halini gördüm. Benden sonra bak eğer bundan sonraki hayatta çocuklar olursa o kadından sen daha beter ol. Konuşmak mesele değil tamam aslanım. Erkek gibi konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben çocuğumu istiyorum ve anlaşmalı da boşanmak istiyorum. Bu kadar. Sana çocuğu tamam sana çocuğu veremem. Önce gideceksin tedavi olacaksın. Ondan sonra dikkat edin. Allah razı olsun hani ne oldun belli oldu. Sağ ol. Hani korkuyordun Adem'den. Demek ki sen çok cesur bir kadınsın. Şimdi, korktuğun da yalanmış demek ki. O Gökhan'dan da şikayetçiyim. Zaten senden zaten ben şikayetçiyim. Adem. Adem. Konuşuyor. Sen beni niye mahcup ediyorsun? Ben 2-3 gün sonra sen niye çocuğunu peki ölüme terk ediyorsun? Ben o çocukla ne çektim? 4'lere kadar ben ne bekledim. Çektin? 6.30'da ben gittim işlere. Ne sen niye çocuğun gittin? O zaman ona buna muhtaç ediyorsun ya? Benim karnım burnumdaydı da sen 7 aylık hamileyken gene gittin 11 gün. Hiç haberimiz yok. Bana bak bana. Baktım şöyle sana. Şöyle bir şey var. Bırakın birbirinize kavga etmeyi. 9 aydır bırakıp gittiğim bir çocuğum var mı? Ortada var. 9 aydır akıbeti nedir, ne değildir, ne yer, ne içer, nasıl büyür biliyor musun? Bilmiyorsun. Adem'le Adem'le bu kavgayı yapana kadar keşke aynı mücadeleyi evladın için yapmış olsaydın. Ben çok verdim. Kendinin Instagram hesabı vardı oradan takip ettim çocuğumu göreyim diye kendisine de annesine de yalvardım. Ben Instagram'dan ben de yurt dışında görmediğim ünlüleri takip ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. Duygum geçiyor. Niye uzaktan yani. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Niye uzaktan takip ettiğimi bir sorun bakayım bana. Çünkü annesi bana aramış diyor ki. Benim annem olmazsa senin çocuğun ortada kalacak. Kralın benim sana geldi annem öyle söylemez. Sen
korkmuyorsun ve bakın bir kadının namusunu koruması için asla eşine ihtiyacı yok. Evet. Bu kadar bir kadını kamuoyunda sen kendi nezdinde bayanları aşağılıyorsun. Bir şey böyle bir şey olmaz. Bir kadın namusunu korur. Bir şey söyleyeceğim. Yani ben kocam sahip çıkmadı. Şey. Ben koluma dövme yaptım giderim. Bir şey böyle bir şey olmaz. Bir şey sen söyleyeceğim. Hem cinselliği de karalıyorsun. Hiçbir şey söyleyemezsin tamam. Karşımda. Bu ben senin ne demek istediğini tamam. Anladım. Kocam eş değildi. Bir ben şey kocamı aldatıyorum. Bir şey. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Sen bir annesin anne. İlişkim bitmiş zaten. Bir tane adam olanı yazdıracaksın o zaman bundan adam sonra tamam. Adem sen Ayşegül'ün arkadaşlar alın lütfen. Arkadaşlar ekip arkadaşlarım ya şaşkın mısınız ya? Alın al dışarı. Onu bırakmayın abi ben ondan şikayetçiyim ben onların hakkımın hepsini savunacağım. Sen Ayşegül'ün Gökhan'la kaçtığını biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorum. O kişiyi sana kocam olarak söyledi, söyledi mi? Söyledi. Sen bunların hepsine vakıftın. Tek söyledi. Derdim kardeşim çık ortaya. Yerin yurdun belli olsun. Anlaşmalı boşanalım mı? Boşanalım. Evet. Bırak ya ister alnına yazdırsın ister abla, koluna. Abla bak. Ne kendisi konuşuyor görsün. Konuşuyor konuşuyor ama kimseyi konuşturtmuyor. Benim anneme babama da böyleydi. Ben vurduysam sırf annemle babamla ya konuşmak anne, için vurdum. Ya niye vuruyorsun o zaman? Yani sinirlendim mi? Hep böyle yapıyor. Yok sebebim vardı. Vurmayacaksınız kardeşim. Sahip çıkacaksınız kendinize. Madem bu kadar kötü bir eşim var. Yani kötü bir eş. Bana saygısız, aileme saygısız. Boşanma nedeni mi? Boşanma nedeni. Aldattı gitti. Boşanma nedeni mi? Boşanma nedeni. Ortada bir çocuk var mı? Sen çocuğun için yaşayan bir babasın öyle bu saatten sonra. Böyle olmak zorundasın. Ve şey de çok ilginç şimdi Esra Hanım. Bazen insanlar şimdi boşanmak istiyor. Aciz kalıyorlar. Adres yok. Yer yok. Şimdi iddiada bulunuyor. Çıkacağını öğrendiği zaman diyor ki hayır Gökhan Bey benim zikrettiği kişi patronum diyor. 5 dakika içerisinde de tavır ve yalan söylemeye başlıyor. Yani bazı şeyleri ispatlayabilmek için çok zor. Aciz kalıyorsunuz bazı insanların karşısında ama bir kadının ben namusumu kocamsa ya bir kadın kendi namusuna kendi çıkar. Her kadının bir duruşu vardır. Bu kadar canlı yayında ben hemcinslerimden de utanıyorum. Yaptığı cahilliğine veriyorum. Bir anne olduğu için de üzülüyorum. Yani bu tip kişilerin bu artık de... cahillik de değil başka bir şey. Yani bir de Allah gidiş sebebinin altına de... doldurabilmek için bu saldırıda bulunuyor. Bu benim kadar söylemek basit. İstediğim sadece çocuğun çok şeyim var. Çocuğunu alıp gitmiş vardı. Olsaydı, kendine yeni bir hayat kurmuş olsaydı hiç amenna. Ama sen çocuğu da bırakacaksın, başka biriyle gideceksin. Sonra da döneceksin. Aradan geçmiş çocuk olmuş 14 aylık da bey efendim de 5 aylıkken bana şunu yaptı demeyeceksin. Erkeklerden gelecek olan zararı biliyorsan hayatında bir erkeği de tercih etmeyeceksin. 5 aylık bebeği keşke bu kadar kuvvetli savunabilseydi de kötü dediği babasının elinden almış olsaydı. Yani bu savunma mekanizmasını keşke... Keşke buraya Ayşegül gelseydi de ben çocuğumu alamıyorum demiş olsaydı ya. Ben şu Adem'in üzerine bir yürüseydim. Ya ben hani bazı inanın şeylerim... aciz kalıyorsunuz. Ayşegül burada olsa ya bu adam bana çocuğumu vermiyor, göstermiyor. Ben şu şartlarda yaşıyorum. Roller değişmiş olsaydı ben şu Adem'i bir paralasaydım. Abla yani çok sadakatsizliği bu kadar kamufle edebilmek için ama ben her söylemedim. Gene dedim benim çocuğumun annesi diye. Ben gene söylemedim. Var, kendisi sadece gösterdi var. Ne olduğunu. Aysel Hanım telefon attığında senin annen mi? Annem benim. Aysel Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Sağ olun, hayırlı kandiller. Kaç ay sonra Ayşegül'ü gördünüz? Merhaba. Ne kadar süre sonra? Hoş bulduk. Nasılsınız Esra Hanım? Anladım. Ayşegül'ü ne kadar süre sonra gördünüz? Kaç ay sonra? Ayşegül uzun süredir beri buraya gelmiyor. Adana'ya gelmiyor. Evet gelmiyor. Ayşegül'ün konuştukları, alkol madde kullandığı dedikleri bütün hepsi yalan Esra Hanım. Siz torununuzla beraber mi yaşıyorsunuz? Evet, torunuma ben bakıyorum. Torununuza şu anda siz bakıyorsunuz. Evet, Ayşegül bu bir değil. Benimle beraberken ne kayınbabası dövdü, ne eşi dövdü, eşi bir tokat vurdu. Sadece çocuğu bırakıp gitti. Kendisi gırklıyken bırakıp çekti gitti.
2 yıllık evlilermiş. Kaç kere ayrıldı Ayşegül evden? Hangi sebeplerle? Ayşegül hiçbir sebep yok. Sadece dedi ki arkadaşım çağırıyor dedi. Sadece abla ona gidiyor, dedi, geziyor, alıp geri geliyor. Anne dedi. Kızım dedim hamilesin bir yere gitme. Dedi ki anne ben hemen geleceğim dedi. 7 aylık hamileyken 11 gün çekti gitti evden. Kimse kendini bir tokat dahi bir vurmuş değil. Hiçbir söz bile söyleyen olmadı. Oğlum işte, eşim işte. Dedim ki Ayşegül dedim ya Gülcan'a gitmiş ilaç almaya. Uğrayın da dedim Ayşegül de alın gelin yazlık hamiledir dedim. Sonra oraya gittiler baktılar Ayşegül yok. Ayşegül'ü arıyoruz telefonu kapalı. Aradık telefon kapalı. Konuşulmuyor Ayşegül ulaşılmadı. Kızım neredesin diye mesaj atıyorum. Kızım gel ne olur bak ne oldu başına bir iş mi geldi ne yaptın neredesin diye sordum. Evde de aynı şekilde Adem işe gideceği zaman sabahları kalkıyor. Bir kavgayla kapıyı pencereyi yere çarpıyor vuruyor. Çekip içeri kendini içeri atıyor kapatıyor. Sürekli gece gündüz internet elinde internet elinde. Adem tokat vurma şeyi falan yok. Oğlumu işten soğadan sadece Ayşegül oldu. Kıbrıs'a çalışmaya gidecekti. Göndermedi. İşin yok Kıbrıs'ta dedi. Ne işin var senin Kıbrıs'ta dedi. Göndermedi. Otur yanımda sadece benimle ilgilen diyor. Televizyonda bak, televizyona da bakma. Otur yanıma diyor. Beraber laf edek, sohbet edek, yiyek, gezek, tozak diyor. Gece hayatına düşkün bir insan. Ben bunun hepsini söyledim. Biliyordu ama yani eğlence anlayışını falan biliyordu. Ona rağmen de eş yaptı Ayşegül'ü. Yok, onu o şeylerini bilmiyordu. Çünkü geldikten bayağı bir sonra öğrendi zaten. Öğrendikten sonra da yine hani ben çok hiçbir şey bilmiyordum. Ben hep derdim ki benim sağlam kızım yok, engelli kızım var. Ayşegül de orada bahsetti. Çünkü onu Ayşegül'e Hüsnü Hüsnü diye çok severdi. Ayşegül'e ben canım kızım diye bağrıma bastım. Hala dedim sen canımsın, sen benim bağrıma bastım, sen benim kızımsın dedim. Gel kızım dedim bak yazık şu çocuğunu dedim ortada koyma. Annesiz babasız kalmazsın yazık dedim bak dedim. Ben dedim eğer gerekirse ben dedim eğer oğlum ben her şeylerine kendileri önüne atlıyorum. Şimdi çenesi durmuyor. Aynı şekilde Sofya'da yaptığı gibi bağırıp çağırdı. Hakaretler, küfürler, ağız alınmayacak laflar söyledi. Oğlanı çıldırttı. Ben dışarı gönderdim oğlanı. Kendisi içeri girdi kahve çat bir tane vurdu. Bir delik vurdu arkasından. Hiç yani öyle bizim kavga şeyimiz yok. Sadece kendi dili yüzünden oldu. Hamileyken sizin tarafınızdan ve kayınpederi tarafından şiddet gördüğünü söyledi. Hayır. Hiçbir zaman görmedi. Hamileyken şöyle... Bunlar bir yere gitti. Gittiler eşimi kandırdılar. Eşim dedi ki kızım dedi. Hamileyken şiddet görmedi Ayşegül kendini yerlere attı. Komşularımız bile geldi dedi ki ne? Ayşegül ne oldu diye baktılar. Adem dışarıdaydı. Dışarı çıkınca kendisi yapıyordu. Ayşegül diye çağırdı Adem. Kalktı yanına gitti bayılan şey. Ya dedi bu komşular bizim de buradakiler. Ya, inanmazlarsa mesela onlar da bağlanabilirler. Ayşegül dedi, dedi mi sen bayıldın dedi ne oldu? Ufak bir şeyde kendini yere atıyordu. Ufak bir lafta kendini yere atıyordu. Hiçbir iş yapmamak için, işe göndermemek için sadece kendisi şey yapıyordu. Kocası mı işe gitmesin diye? Evet, Adem işe gitmesin diye olay çıkartıyordu evde. Yurt dışına gideceğim abla. Hani anlaştım. Nereye yarın gideceksin? Yurt dışına çıkacaktım. Ben çıkartacaktı. Ben çok buldum yurt dışı işleri. Elektrik benim mesleğim. Dedim hani gideyim bir 6 ay en azından. Çünkü hani... Maaşı iyi. Benim diyor aile sevgim yok diyor. Sen diyor şimdi oraya varacaksın diyor. Ben diyor ne yapacağım tek başıma. Annem babam var işte. Yok gitme. Yakında da çocuğunuz olacak. Gitme evet gitme. Dedim ya Şibil gitmeyin bari. Benim meslek elektrik varmışım. İnşaatla duvar örüyorum abla. Hiçbir işime gidemedim. Anneme diyor benim diyor anne sevgim yok. Baba sevgim de yok. Sen bana diyor anne oldun diyor. Başladılar bir saat ağlamaya. Bir şey istemez, annem ona getirir verir. Ya da hani ben akşam gelirken alırım. Ama kaçıyor, gidiyor, geziyor, bebeğe geliyor. Gene bir şey diyemiyor, gene bir şey diyor. Annenin rahatsızlıkları var mı? Bebekle yok, Allah ilgilenebiliyor Allah mu? Allah'a şükür bir şey yok. Kaç yaşındasınız? 4'lük bakıyorum. Yeri geliyor ben sabaha kadar. Çünkü kendi öz annesi bırakıp çekti gitti. Ben sabaha kadar oturuyorum. Eşim de aynı şekilde ben de. Hangimizi yapacak, nereden iyi mama var, hazır mama varsa ben çocuğu onunla besliyorum. Bir yere gelir ben aç kalırım, ben o çocuğu aç bırakmam. Bu arada sizin iki evladınız var. Biri engelli, diğeri de Adem evet, mi? Evet. Bir de şu anda evet. Torununuz var, siz bakıyorsunuz. Evet. Hı hı.
Şimdi... Ben bakıyorum bir de engelli kızım mesela ona Hüsnü diyor. Bebek nenni nenni. Ben iki annesi gibi motoruma taşındığımda bile anlıyoruz, benim Reha kızım biliyor. Durmadı. Ben hastada gittim çocuğu görmek için. Hastada gittim. Ve şu an kendisi 5-6 aydır çocuğunu görmeye gelmiyor. Ben kendine yalvarıyorum. Kızım bu senin çocuğun bak. Gel gör. Ne olur gel gör dedim ben kendisine. Bak bu ileriki zamanlarda senin hesap soracak. Bunları biliyorsun dedim. Yok anne dedi. Ben dedi Gökhan'la evlendim dedi. Dini nikahla dedi. Kendi ağzıyla söyledi bunu. Size de mi söyledi bunu? Hani evet, anne. Kendi ağzıyla söyledi bak, bunu. Oğlumla ben dedim, evliyim ama ben gittim şimdi Gökhan'la evlendim. Dini nikahla mı dedi? Evet dini nikahla evlendim ben Gökhan'la dedi. Beraber kalıyorum dedi. Dedim, ben de mutfağın nasıl dedim, camından hayatım buradan iyi mi dedim. İyi dedi Gökhan çalışıyor dedi. Ben dedi arada bir çalışıyorum dedi. İkimiz de çalışıyoruz dedi. Çocuğu evet. Da siz bakıyorsunuz zaten. Evet çocuğa da biz bakıyoruz. Hiçbir şekilde şey yapmadı. Ben kendi ne zaman gelirse gelsin. Dedim benim dedim sağlam kızım yok. Sen benim canım ciğerim kızımsın dedim. Her zaman içinde öylesin dedim. Gel çocuğumu gör kızım dedim. Ben kendine bir kötü laf dahi söylemedik. Hiçbir şey dahi söylemedik. Aysel abla hattan ayrılma lütfen. Telefon hattında bir ihbar varmış. Alo. Kimle ilgili ihbar? Ayşegül ve Gökhan'la alakalı bir ihbar varmış. Alo. İyi yayınlar ablacığım. Hoş geldiniz yayına. Nedir ihbarınız? Gökhan Çam'la ilgili. Evet, dinliyorum. Gökhan Çam'ı tanıyorum, Ayşegül Hanım'ı da tanıyorum. Hı hı. Nereden tanıyorsunuz? Hatay'dan. Evet. Abimin arkadaşı Gökhan Çam. Hı hı. Bu Adem Bey'le ilgili uyuşturucu falan kullanıyor diyor ya Ayşegül Hanım. Evet. Gökhan Çam kullanıyor. Uyuşturucu. Hatta Ayşegül Hanım da kullanıyor. Ben ortamlarında da bulundum. Gökhan Bey'in madde kullandığını, hani eşiyle ilgili bunu söylüyor ama şu anda birlikte olduğu Gökhan madde kullanıyor. Evet. Evet Esra Hanım. Ve Ayşegül Hanım'ın da madde kullandığını iddia ediyorsunuz. Evet. Siz şahit oldunuz mu? Ortamlarını biliyor musunuz? Ortamlarında bulundum ben. Abimin arkadaşı olduğu için. Hı hı. Ama yani yaşım küçük diye şey yapmadım ama tanıyorum kendilerini. Gökhan Çam'ın da hiçbir işi yoktur. Ekip arkadaşlarımızı Ayşegül Hanım'ın verdiği buraya patronum şirkette çalışan bilgisayar firmasında müdürlük yapan Gökhan Bey ile geldi. Ya aynı Gökhan'dan mı bahsediyoruz? O kişi olarak evet. Bahsetti. İşinin olduğunu, genel müdürlük yaptığını, kendisine de aynı şirkette çalıştıklarını söylemiş. Yok yok hiçbir işi yoktur bu şahsın. Ama Ayşegül Hanım işte benim patronum dedi. Yok hiçbir işi yoktur Esra Hanım Gökhan Çam'ın. Gökhan Hatay'da Bey abi. Hatay'da da yani bu biz işlerle uğraşan bir şahıs. Böyle karanlık insanı zehirleyen evet, işlerle uğraşan biri. Ayşegül Hanım da uyuşturucu kullanıyor. Hani çocuğun velayetini alması için ben aradım. İhbarda bulundum Adem Peki. Bey için. Teşekkür ediyorum. Teşekkür sağ olun. Aynı iddia şey madde iddiasını eşi için kullandı ama şu anda 9 aydır birlikte olduğu kişi Gökhan Bey'in kullandığını, Gökhan Bey'in yanında Ayşegül Hanım da kullandığını söylediler. Ahmet Hocam. Olayları gözlemleyince hemen aklıma şu geldi. Şahısları tenzih ederim yine. Cehaletin özgürlüğü suç oranını artırıyor. Ahlaksızlığı artırıyor. Özgürlük bu değil. İnsanların zihnine bakarsak fikir yok, ilim yok, irfan yok, hikmet yok. Allah aşkına sadece beden için, haz için koşulur mu bunlar bütün? Ve geçenlerde de söyledim. Hakikaten anne baba için ehliyet şart. Küçük bir motosiklet için ehliyet alınıyor ama nesiller için, gelecek nesiller için, belki 500 sene için, nesil için ehliyet alamıyoruz. Küçücük çocuklar, küçücük hayatlar, yetiştirme yurdunda geçen yaşamlar. Annesi yetiştirme yurduna mı bırakmış doğduğu zaman Ayşegül'ü? 14 yaşındayken bir daha kaçmış abla. Annesi çıkmış bir şeye. Peki. Başka programa. Şimdi Ayşegül anlaşmalı boşanmayı veririm. Çocuğu ben isterim dedi. Belki kararını bu konuda değiştirebilir. Evet, seni şimdilik uğurluyorum. Abla çok teşekkür senin ederim. Senin bir evladın var. Evet. O da sana emanet. Bak annenin de gözü gibi baktığını söyledi. Zaten başka sen onun için sapasağlam duracaksın. Senden sadece bunu istiyorum. Çok sağ ol. Aksi bir davranış istemiyorum. Sağ hadi gel. Buradan hadi. Nilay ve Tolga geliyor sevgili seyirciler. Günahkar,
Tolga sana net ve açık olarak ne söyledi? Tekrardan yanımda olmak istiyor. Tekrar yanında olmak istiyor. Evet. Gelecekle ilgili dün akşam ne konuştunuz? Olumlu. Olumlu. Evet. Tolga, bugün sabah buraya kimi getirdin? Bir arkadaşımı getirdim. Anlaşabildiğim, değerli, kıymetli, değerime değer katan, beni anlayan kız arkadaşlar, kız arkadaşlar. O kişi Sürütüyor'da. Ne kadardır arkadaşlık ediyorsunuz? Bir aydır. Siz de mi yetiştirme yurdunda büyüdünüz? Fazla kalmadım ama kaldım. O yüzden Tolga'yı çok iyi anlayabiliyorum. Nilay'ı da aynı şekilde. Tolga hani bana açıklamasını yaptı. Nilay'a değer veriyorum. Sadece böyle ayakları üzerinde durana kadar yanında olmak istiyorum. Başka ben Nilay'ın yanında olamam demişti. Senin memur olduğun gün Tolga, ben Nilay'ın hayatında olmam. Yani o koruyucu rolümü ayakları üzerinde durduğu gün hemen çekeceğim. Seçim onun, kararı onun, bir şey diyemem. Ben söyledim kendisine işte. Her zaman yanında olurum, destekçisi olurum. Ama hayatımda olmayacağını, olamayacağını, tekrardan birlikte olamayacağımızı söyledim. Ya. Bir aydır hayatında, boşandıktan sonra tanıdığın Eda Hanım senin hayatında nerede? Hayatımın da yeni başlangıcında, ilerisi zamanla olacak. Şimdi iki konumuz var. Dün yayını kapatırken çok sürpriz bir konu gündeme geldi. Tolga'nın biyolojik ailesiyle, biyolojik babasıyla alakalı. Onu konuşacağız ama öncesinde şu Tolga ile Nilay'ın olayını bir bitirmek istiyorum. Ha, bir netleş, yani hep bir şey oluyor. Sen ne gülüyorsun? Aslında hiç şey değilim. Hani günlerdir ben ondan özür dilemek... İçim ağlıyor, dışım gülüyor. Hayır. Esra abla günlerdir hani onunla atışıyoruz böyle. Kaç günden beri rahat uyuyamıyorum. Vicdanım da rahat değil. Hep hatalarımı yüzüme vuruyor. Neden? Bunu anladım. Hatamı yüzüme vuruyor ki hani önüme gelsin, bir daha yapmayayım diye. Ve ben ona şu an sarılmak istiyorum. Kime? Ben de Tolga. Abla ne olur beni affet. Bismillahirrahmanirrahim. Ne olur beni affet, ne olur. Benden af dileme bence. Ben de Tolga'ya yani... sahne. Ay, bana çok kızdın, üzüldün. Ay Allah'ım. Ben şu anlamadım, şu an şoktayım. Söylemek istediğimi söyleyeyim mi? Hayır, hayır, gerçekten farkındayım söylemek abla. Söylemek istediğimi söyleyeyim mi? Ne bileyim abla, yayına... gel ben de sana sarılayım. Hayır, yok bir şaka yaptım. Her yayına çıktığımda hani bana kızıyorsun, hatamı yüzüme kızıyorsun çünkü bir daha yapmayayım diye. Şimdi ne diyeceğim? Affet beni. İşim hiç rahatı gerçekten. Bir saniye. Bir... Gamze tamam, sarılırsınız sonra. Aynen. Tolga sen kendini zannettin değil mi? Tabii. Tabii. Hep mi yani, ben Tolga'ya sarılacağını sandım. Aksine düşünen var mı? Yok yok. Şey, aslında yapması gereken şeyi yaptı. Hani kendi hatasını farkına vardı. Esra abla içim hiç rahat değildi. Arkadaşlar o anı hazırlar mısınız? Hatalarımı yüzüme vuruyor. Ve ben ona şu anda gidip sarılmak istiyorum dedikleri bölümü hazırlar mısınız? Ama sen Tolga'ya bak. Hayır, alakası yok. Kız yani kız, hiç kimse kimseye burada hani öfkesini kusmak ve kızmak durumunda değil. Nilay. Gerçekten rahat değildim Esra abla. Abi hep beklemediğim yerden gol oluyor. ben daha hala oradayım Esra Hanım. Ha oradasınız Esra kralı abla. Gelse de. Bir ara orada kıyamet kopuyor. Bizim ekip böyle kalmış bak. Esra abla. Bir baktım hepsi böyle bakıyor. Esra abla bir kişi daha var. Kim? İlk önce geldiğimde yanlış yaptığımda gözlerim içine bakarak hani yapma demek istediğini çok iyi biliyorum. Ve ben onun gözyaşlarına neden olmuştum. Akkımıştı, çok ağlamıştı. Ona da sarılabilir miyim? İçim hiç rahat değil. Bugün dünya sarılma günü. Hocam. Garanti alıyor. Hocam ne olur beni affedin. Ben seni, haşa ben seni affedecek durumda değilim. Sen benim kızım olacak yaştasın. Ben güçlü kadınlar görmek istiyorum. Güçlü, eş olmadan önce güçlü bir birey olarak görmek size istiyorum söz seni. Hocam. Belki gün geleceksen ayakların içerisine duşan... Yok, ben etkilenmem böyle şeylerden ama ben söylemek istediğim şeyi ona net bir şekilde söyledim. Esra Hanım'ın da buraya tekrar sana
ablanın abla olarak kucak açmasındaki en önemli neden... Ay, suyu içerken de çekmeyin düzgün ya. Bir Nilay görmek istiyoruz. Bu nasıl düzgün bir Nilay? Kendi ayakları üzerinde durabilen, duygularını kontrol edebilen... Ben anlamadım bugün böyle bir Gamze'ye sarıl, bir Hülya Hanım'a sarıl. İyi bir eş olacak, iyi bir anne olacak, kararlarını verebilecekken yani duygusal boşluğuna... Sessizlik lütfen, çok ses var. ...kapılıp da o rüzgar seni bir yerlere savrulmasın. Sen pırıl pırıl bir genç kızsın. Ve ben meslek sahibiyim, Hülya Hanım oturdum, 5-6 ay geçti. İlle de Tolga diyorsan, Tolga da bir yerlere savrulup gitmediyse bu iş yine olur. Ama dediğim gibi affedecek şey, sen hatayı eşine karşı yaptın. Affedecek kişi ya da affetmeyecek kişi ne toplum ne biziz, bize söz düşmek, yani söylemek düşmez. Ben yalnızca hukuki olarak sana yardımcı olabilirim. Bir de kadın olarak, bir anne olarak. Hocam size ağlatmıştım, o günleri hatırlayınca kötü oluyorum. Kız ne oldu bir hafta sonra bunlar aklına geldi? Hep ama yani korkuyordum beni affetmezler diye. Biz affetmiyor. Seni affedip affetmeme durumu söz konusu değil. O gün sana açık bir çek verdim. Senin buraya geleceğin günü bekliyorum dedim. Biliyordum da bu sahneyi yaşayacağımı. Biz şimdi sana önce değer şu Tolga ile Nilay olayını bir bitirelim. Hadi bir VTR'miz var. O VTR ekrana gelsin. Gelecekle ilgili ne konuştunuz? Olumlu. Olumlu. Tolga buraya kimi getirdi? Kız arkadaşlar, kız arkadaşlar. Tekrardan birlikte olamayacağımızı söyledim. Dünkü yaşananlara rağmen ne uğruna olursa olsun onu geri kazanmak istiyorum. Ben Tolga'yı hala çok seviyorum ve değer veriyorum. Ama Tolga sanırım toplumdan utanıyor. Galiba benden de utanıyor yaptığım hataya rağmen. Gerçekleri anlatması gerekiyor. Kimseyi zan altında bırakmaması gerekiyor. Beni sevdiğini söylüyor. Hani ben buradan çıkacağım. Tekrar Arzu'dan beni alacakmış. Hani yeniden birlikte olacakmışız. Ve lütfen artık kalbinin sesini dinlesin. Gerçekleri anlatsın. Şimdi bu Nilay'ın açıklamasıydı. Bir de Tolga'nın açıklaması var. Aslında Nilay'ın söylemek istediği de şu. Tolga bir tarafta hep anladığım kadarıyla ona umut veriyor. Değil mi? Toplum baskısı. Toplum baskısı. Kardeşi bir de Tolga'nın de... VTR'si var. Onu alalım. Gelecekle ilgili ne konuştunuz? Olumlu. Olumlu. Tolga buraya kimi getirdi? Kız arkadaşlar, kız arkadaşlar. Tekrardan birlikte olamayacağımızı söyledim. Benim Nilay'la artık bağlarım tamamen kopmuştur. O kendi yolundadır, ben kendi yolumdadır. Nilay benim hayatımda tamamen bitmiştir. Nilay diye bir ismi tanımıyorum artık. Ben kendi hayatımı yaşayacağım. O kendi hayatını yaşayacak. Nilay'ı sevmiyorum. Sadece ona sevgim, saygım, merhametimden dolayıydı. Aşk ve sevgi yoktu aramızda. İnsanlığımdan dolayı sahip çıktım. Evlendik, bir yuva kurmaya falan çalıştık. Olmadı. İki farklı dünyanın insanlarıyız. İki yabancıyız. Nilay'la artık bir alakam kalmamıştır. Bağlarımız kopmuştur. Tamamen bitirdik yani. Kısacası şu. Nilay, Tolga bana hep umut verici konuşuyor diyor. Ama Tolga şuradaki net mesajın ne diyor? Nilay'a söyler misin? Net mesajımız... Söyle lütfen. Dönebilirsin Nilay Tolga'ya. Biz Nilay'la bir yola başlamıştık. Bırak yolu tamam. Falan. Net mesajın nedir bu konu hakkındaki? İşte ayrı dünyaların insanlarıyız artık. Ayrı dünyaların insanlarıyız artık. Birbirimizi iki yabancı... Hiç konuşmasın Arzu şahit ve yan yanalar. Arzu konuşsun. Kendi kardeşiyle konuşuyor. Sizi... Ne söylediysem o yani ben. Esra abla, Arzu'ya söz hakkı verir misin Allah aşkına? Arzu. Evet, söyleyeyim. Burada ekranda biz ayrı dünyaların insanıyız, bu iş bitmiştir, benim için Nilay davası bitmiştir dedi. Dün bir hanımefendi getirdi, neydi, Eda Hanım'dı. Tolga'nın bir aydır yazıştığı kız arkadaşı. Şöyle söyleyeyim Esra abla, ben buraya gördünüz hepinize küçücük kız hanımı bırakıp geldim ve tekrar gidip aldım ona sırf bunları yan yana getirmek için. Hala abim çok çok seviyor. Tutmak istiyorsan tut abi. Kimsenin bakma yani. Bak benim eşim benim elimden tuttu. Kimsenin yani bakmadı yani. Sen de onu yap.
İçinden geleni yap yani. Gerçeği yap lütfen. Ya hayır ya evetim. Ama dışarıda ne yapıyor? Dışarıda umut mu veriyor? Ya umut veriyor değil de ne diyeyim yani. Abim diyor ki bana hani ben alayım diyorum. Ben alacakmışım onu yani. Arzu şimdi senin... Senin durum... yanına mı gelecek Nilay? Evet. Abinin isteği bu mu? Hayır. Aynen. Oradan da beni alacakmış. Tolga? Ablana Nilay senin yanında kalsın dedin mi? Ben ihanet üstüne ihanet şey görüyorum, duyuyorum. Ne? Hem gözlerim hem kulaklarım duyuyor şu anda. Bu türden, bu tür değil. Ben eğer affediyorsam insanlığımdan dolayı affediyorum. Aramızda tekrardan affetmiş ya, olmamdan ya, dolayı nasıl? Tekrardan... Ya doğru Tolga olur musun? Karı, ne var yani? Eş birliği olmaz bizde. Bizde bitmiştir. Esra abla artık yani söylesin ya şu an yalan konuşuyor. Hayır ben yalan konuşmuyorum. Ne yok, söylüyorsam onu söylüyorum. Bir sürü bir şey onu arıyormuş siz izin vermiyor musunuz? Öyle bir sürü şey şeyler yok. Saçmalıyor. Saçmalamıyor kızım. İnsanlar, saçmalamıyor. Kim yeter onu? Biz yeter. İzin vermiyormuşuz. Öyle bir şey yeterin. Söz konusu değil. Olamaz. Hayır zaten. Siz değil yeter. Siz izin hayır. Vermiyormuşsunuz. Öyle bir şey başka... olamaz. İşi büyüyor da yeterken bana söyledi. Yeter. Böyle konuş dedi. Ben seni alacağım dedi. Yeterin buradakiler artık. İzin vermiyor dedi. Biz nasıl mi izin vermeyecekler? Saçmalıyorsun iyice. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olamaz zaten. Tolga değil bu. Bu başkası. Başkasının şeyinde. O Tolga. Tolga o başka olamaz. Seninle Tolga. Birlikte değil ki. Kız kardeşiyle birlikte. Olmaz. Senin Kulüp zaten kararını dinlemiyor. Sordu dinle bak. Nilay, sen yine soruyorsun beni alıyorsun. Tolga bu konuda bize fikrini sorduğunda olmaz. Fikrimizi bile beyan etmeyiz. Oho. Asla karışmayız. Biliyorum ben size güveniyorum ama şu an. Asla karışmayız. Tolga yorumla, niye bunu yapıyor merak ediyorum. Önemsiyor. Yorumları önemsiyor. Kimse yorumları benim, önemsiyor. Kimse benim özgür irademe kimse karışamaz. E karışamadığı için böyle yapıyorsun. Neden karar oradan umut veriyorsun? Neden konuşuyorsun? Karar benimdir. Ben doğruları söylüyorum. Niye kız kardeşine öyle söylüyorsun? Kız kardeşimi o amaçla söylemedim ki ben. Ne söylemiş kız kardeşine? Demiş ki ekranda biz ayrılacağız demiş. Arzu gelip bana diyecekmiş oğlum, ki ben onu yeter alacağım artık, demiş. Yeter. Bir dakika ama. Bir dakika Nevin abla. Demiş, birazdan size de geleceğiz. Tamam. O başka bir mevzu daha orasındayım. Esra abla. Bunu biliyorum. Arzu ben Nilay'a sahip çıkarım. Evet, yanına alırım demiş. Şu an. Tamam. Evet. Sonra hatta ben de şunu söyleyeyim. Nilay'ın. Senin ablana gitmesine gerek yok. Onun bir baba evi var. Evet. Bir ay sonra da memurluk sınavı var ve girişimi var. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Sen de şunu demedin mi? Ben ne münasebet senin ablana gideceğim? Ben babamın evine ben gidiyorum. Ben sordum neden böyle bir şey yapıyor? Anlayamıyorum ya. Tolga ne diyorsun sen? Biz ayrı dünyalar insanlarız artık yokuz yok. Yani İçinden bir gelmeyerek olamayız. Çünkü dedi buraya çıkmadan önce istemediğim şeyleri söyleyeceğim. Sen bu musun gerçekten? Tolga. Hadi ben pişman oldum hatamın. Pişmanım sen de mi pişman olmak istiyorsun? Hata üstüne hata yapıyorsun yani. Şu an gözlerime bakarak yapıyorsun yani. Dedin mi bunu Nilay'a? Neden hata yapıyorum? Şu an her şeyi açıkladığım için hata yapıyorum. İhanet ediyorum ona şu an. Onu kastediyor şu an Esra abla. Benim güvenimi sarsıyorsun. Ben sana güvenip bunları söyledim. Dedin mi Tolga ben bunları? Ben daha önceden de söyledim. Biz... Affetmiş olsam bile birlikte olamayacağımız anlamını söylüyorum. Arka planda neden öyle diyorsun? Tolga ama şunu söylemek istiyor. Yanlış ben yapıyor diyor, şu anda. İyi insan olarak da senin yanımda. Yani ya evet. Evet ya hayır. Sen şunu yapıyorsun ya ben seni korurum. O da evet. Diyor ki beni koruma diyor. Benim için hiçbir şey olmaz. İhtiyacım yok ya sana benim diyor. Ya benim için diyor tekrar eski birlikteliğimiz olur. Ya da... Birliktelik olmaz asla olmaz. Ama diğer türlüyü kabul etmiyor işte. Peki, onu yanlış Nilay, algılıyor. Peki sen... Tolga'nın ekranda söylediklerinden, yayın dışında söylediklerinden ne anladın? Burada hani çok tepki aldı, aşırı tepki aldı bunu ben de biliyorum. Okudum yorumları. Ona takıyor, sürekli arıyor. Arzu da söyledi, sürekli arıyor, başı ağrıyor, sinirleniyor. Ama ona takan bir adam seni dışarıda affediyorum demez. Çünkü gizli de seninle beraber olsa o yorumlar onun peşinden gelecek. Onun peşinde işte Esra abla onun peşinde izin ben başkalarını onu. Dinlemiş olsam benim burada bulunmam. Neden sürekli ben diyorsun yorumlar kötü bulunmam. Yapamam diyorsun Allah bak, aşkına. Bazen insanlar düşünceleri çok küçük oluyor yani. Küçük düşünceli duruyor. Sen yani bu, çok şey düşünüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok küçük düşünüyorsun. Arzunuzu çıkarabilir misiniz? Karışmasın. Kim? Kızımı çıkarır mısın dışarı? Lütfen. Arzuyu çıkarır mısın dışarı? Niye? Çok karışıyor. Çünkü senin istediğini söylemiyor. Onu çıkarır mısın? Yalvarıyorum Arzu Hanım. Peki Arzu'yu dışarı çıkardığında ne diyeceksiniz Nemin abla? O karışamaz abisine. Bak ne dediyse dinlesin. Arzu. Biz aramızda bir şeyler kurmuyoruz yalnız. Diyor. Olmaz. Nevin teyze de bunu asla istemiyor.
Ya evet, evet desin, hayırsa hayır desin, herkese kafası rahat olsun artık, yeter ben. Biz 5 gündür karar veremiyoruz. İşime gidecek. İnsanlara oyalıyoruz sadece. Yeter. Artkın. Yeter Artkın. Artkın. Burada olmak istemiyoruz Artkın. Yeter. Yeter Artkın. Peki burada olmak istemiyorsunuz. Tolga dedi ki ben Nilay'ı aldım gittim dedi. Yeter Artkın. Çocuk işine gitsin Artkın. Yeter. Yeterin Artkın. Ben de evime gitmek istiyorum. Nevin teyze, bugün baba konusu konuşulacak ya. Esra Hanım, ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Nilay'a söylemek istiyorum. Yine diyeceksin Gamze ablam bana kızıyor diye, ama şimdi sen bu yaşadığın olayları kendi özel hayatında yaşasaydın kimse sana dönüp hiçbir şey söylemezdi. Ama milyonların önünde yapmış olduğun ihaneti hepimiz şahit olduk. Bir şey söyleyeyim, yanlışım var. İster dışarıda kapalı kapılar ardında yaşa, ister milyonlar önünde yaşa, ne yaşadığını ve ne yaptığını ve ne yaşattığını biliyorsan bu senin kendi vicdanına vereceğin cevaptır. Yani o bir duruştur. Asla milyonların önünde doğruları söyleyelim ama gidelim arka tarafta ben gerçekleri yaşayalım, kabul etmiyorum. Söyledim. Çok yüklendiğimi söylüyorlar Nilay'a. Bu yüzden bir insan olarak sana kendimde yorum yapma hakkını buluyorum kendimde. Şimdi bana dedin ki ben Tolga'yı seviyorum dedin. Defalarca sana sordum, Nilay Tolga'yı seviyor musun? Evet seviyorum dedin. Dün karşına bir bayan geldi Tolga tarafından. Hiçbir tepki göstermedin ve güldün. Şok oldum, şok oldum ablan yani. Sordun mu Tolga'ya bu kız kim diye? Sordum, hiçbir şey hissetmediğini, öylesine geldiğini. Maşallah. O da hayır, sabah Eda'yı kim getirdi buraya? Kim getirttirdi? Kendim getirttirdim. Kendin getirdin. Buraya evet, sen getirdin. Ciddiyetimizi göstermek için, yanımda olduğumu göstermesi için. Hani hayatımda birinin olmayacağını... Şu an gerçekten yalan söylüyorsun. Hayatımda birinin inanamıyorum olmayacağını ben düşündüğü için kendisini düşünmüyorum, getireyim. Sen söylüyorsun. Ya bu cümle ne demek? Seni Arzu'ya teslim edeceğim. 2 gün sonra da alacağım seni evime. Bu ne demek Esra abla ya? Ya ne sen demek Esra abla? Bunu cümleyi... bana açıklar mısın? Hayır, sen de dedi ki bu cümleyi kurduğunda ne münasebet, ben babamın evinde kalırım, benim bir yurdum var demedin mi? Esra abla şokunu yaşıyorum. Günlerdir uyuyamıyorum. Bir şey söyledi Tolga size. Evet söyledim. Ne dedi tam olarak? Aynı cümleyi söyledi. Hangi Esra cümleyi abla söyledi? Tekrarla. Yani ben bırakacağım orada onu. Sen alırsın 2 gün sonra ve ben oradan alacağım. Ve sizden de korkuyor. Bunu da dedim, söyleyeyim. Buradaki insanların tepkisinden özellikle senden çok korkuyor Esra. Benden abla mi? Evet. Ay bir baksana, bilmiyorum, melek gibi insanım resmen. Gerçekten benden korkuyor. Korkulacak bir şey yok ki, kimse benim... Ya kardeşim bile söylüyor, sen ne yapmak istiyorsun? Niye öyle alttan gülüyorsun kızım? Efendim? Niye gülüyorsun alttan? Gülmüyorum. Kardeşim de eşi var evde, eşi. Gülmüyorum. Gerçekten mesela hani... Kardeşim de eşi var evde. Hayır, herhangi bir kimseden çekilmiyorum. Yok öyle bir kanun. Hayatımda affetmiş olman benim hayatımda olacağı sen anlamına yok diyorum. Sen nereye gidiyorsun benim kızımın evine? Ben sen şu an kimseye inandım, sevmiyorum. Ben sana inanmıyorum şu sen an. Sen şu anda ufak tabii, o yüzden eşyalarımı ben her zaman söyledim, sevmiyorum dedim. Aşk da yok dedim. Biz evlendiğimizde de olmadığını söyledim. Sevmeyerek evlendik. Birbirimize sahip... görmediğimizi... yaşamadığımızı, şu kendi anne babamıza... Şu anda bir yalan var Esra abla. Senin kararın yok, şu mu? Ben Nilay'ı insan olarak affettim. Evet. Ama bir hayat arkadaşı olarak bundan sonra benim yaşamımda yok. Evet. Biz boşanmış eski karı koca evet izliyorsun. Doğru mu? Evet. Ve bugün de yalan söyledin, son gün gerçekten evine gönderiyorsun korunaklı olsun diye. Evet. Eğer kararın buysa Nilay benim gözetimimde olacak. Tamam, ben buradan tek başıma geldim, tek başıma giderim yani. Sadece buraya gelmişken hazır da babama... Babama hani konusu da gelmişken biz babamızı tanımadık. Kendi başımıza yaşamayı öğrendik. Çift kişilik karakterliğim var. Gerçekten helal olsun sana gerçekten. Kıza bak, daha hala zorlu beni al diyor resmen ya. Of! Ne olacak var kızda bir ya. Ay beni al diyor gerçekten resmen ya. Gerçekten arada çok özür. Esra abla bir şey söyleyebilir miyim? Tolgacığım. Tamam. Sen tamam. Nilay'la konusunda bak evet, milyonların önünde. Hocam siz Tolga'yla sürekli sohbet ediyorsunuz. Yani tamam, bir uzman olarak, tamam, bir insan, tamam, bir büyük, bir abi olarak da konuşuyorsunuz. Nedir Tolga? Tolga sizi hep şaşırtıyor. Şimdi Nilay orayı evi terk edip geldikten sonra beni Tolga aradı. Hocam başında bir problem var. Sadece de sokakta kalmasın dedi. Evet. Ben onu eş olarak göremem dedi. Yine... çıktı. Yani babasına da gitmeyebilir, ortada kalmasın, Yaşar'a da geri dönemeyebilir. Hiç değilse
bizim gözetimimizde Arzu'da kalsın dedi. Arzu olayı sebebi bu. Tolga bu düşüncesinde samimi. Evet. Bu mesele bu. Peki neden iki gün sonra onun evine gidecekmişim? Onu da söyledim. Ben öyle bir şey kesinlikle söylemedim. Ben söylediğim ya niye şey... inkar ediyorsun ya? Ben söylediysem söylerim. Söylemediysem söylemem. Gerçekten yok artık. Yeter ya. En çok konuşacak kişi sensin ya. Lütfen. Ben yapmıyorum bir şey. Büyük şey yapma, yani. Yapma. Büyütme. Benim kızıma da eşim var evde. Söyleyecek misin? Bir kabul dakika. Bir dakika. Düşünüyor musun sen bunu? Evet öyle söyledim. Yok öyle bir şey. Yok böyle tamam, sonra kanun. Tamam sonra şey. Nevin abla Allah senin Allah kızının kendi yuvası, kendi özel alanı var. Evinde Nilay'ı ağırlar ağırlamaz o onun kararı. Olmaz. Siz karışamazsınız. Zaten eşit niye kabul edecekmiş? Öyle Esra abla zaten buraya gelirken kızımı alırken eşim dedi ki onların ikisini elinden tut da geri getir bana dedi. Oh maşallah öyle bir kanun bir yok. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Öyle bir kanun ben yok. Ben bir şey söyleyebilirim. Senin söyle. Bu durumu savunman bir kere yanlış bir. Neden biliyor musun? Senin eşin ilk eşin tamam belki uyuşturucu bağımlısıydı neyse kötülük gördün çektin gittin o da kabul edilir bir şey değil ama sen geri dönmedin. Peki bu çocuk ihaneti hak edecek ne yaptı? Biz ne yaptı onları... bu çocuk ihaneti hak edecek bunu tamam, savunuyorsun. Ya senin başın ağrıyacak, eşinin tamam, başı ağrıyacak. Tamam söyleyeyim tamam. Ya Esra Hanım sen şunu çıkarırsın dışarı benim moralimi bozuyor. Aşkı söylemek zorunda yok. Her şeyi söyler misin niçin o Yaşar'a gittiğin için? Söyle. Niçin? Sonra niçin geri döndüğün için söyle. Onun bahaneyi söyle. Bir kere beni sokağa atmadı. Kimse beni sokağa atmadı. Çok biliyorsunuz siz. Bir saniye. Niçin bir dakika Yaşar'a gittiğini ve Yaşar'dan... Konuşacaksan buraya geç o zaman. Hayır bir dakika. Niçin Yaşar'a gittin? Niçin Yaşar'dan geri döndün? Sebebi neydi? Bir kere annem beynimi yıkadı. Burada herkes biliyor. Ben de biliyorum. Ve ben... Lütfen Nevin Hanımcığım. Ben oradan sokağa atılmadım. Kendim geldim. Buraya beni... Hayır Yaşar'a gidiş sebebin neydi? Arzu bunu ima etti. Sevdiğimi sanıyordum. Sevdiğimi sanıyordum. Utanmadan da buraya getirdin. Yani. Karşımıza getirdin bizi. Çok güzel cevap şey. Cevap bu muydu? Yani o bu cevabı tamam da hani buraya gelme sebebi başka hayır, bir şeyler var hesabı çok. Ne var? Ayrılma sebebi sokağa atılması. Ben öyle çok şeyler duydum için söylüyorum yani. Abla ben. Arzu madde mi var? Şunu söylemek istiyorum. Kişiler hayatlarıyla ilgili tercihlerini yaparlar ve o tercihlerinin altında yatan sonuçlara da katlanırlar. Reşit olmak, birey olmak böyle bir şey zaten. Bir karar verirsiniz maddi ya da manevi gelecek sonuçlara da katlanırsınız. Hayatta buna karşı da gardını alırsınız. Birey olmak yoksa anne, abla, dayı şey bir zamana kadar. Reşit olmak da zaten bu. Ama evlilik yaşı 17 mesela. Biz diyoruz ki hadi 18 yaşında olsunlar. 18 yaşından sonra ne diyor? Birey olarak evlilik yolunda ilerleyebilir, ehliyet alabilir, ticaret yapabilir, imza atabilir. Yani ne diyorsunuz siz de? Farklı bir şey demiyorsunuz. Nilay canı istedi, bir gün sıkıldı, sevdiğini düşündü. Ya. Bu kişiye gitti. Sonra o kişiden de yine sokağa atılmadı, kendi rızasıyla geldi. Hayır, acaba başka bir şey mi ima ediyor, onu merak ediyorum. Hayır, yok Esra abla, bayağı şeyler duydum ben, o yüzden söylüyorum yani. Ve siz 8 yıldır kardeşinizi görmüyorsunuz, 8 yıldır kardeşinize dahil değilsiniz ama evet, evlilikle ilgili her türlü konuya müdahilsiniz. Yaşar'ın evinden ayrılmasının altında Nilay'a verilecek zararlar mı vardı? Evet. Verilen zararlar öyle mı vardı? Öyle duyduğum için söylüyorum. Esra yani. Abla... Bir dakika. Esra abla. Yani zaten o zararları vereceğini hepimiz ya biliyorduk. Elbette. Esra abla. Her şey ortada. Kimse beni sokağa atmadı. Bu birincisi. Kimse beni sokağa atmadı. Ben zaten günlerce kendimi izledim. Gizlice izledim. Çünkü izin vermiyordu. ATV kanalı kesinlikle yasaklanmıştı. Buraya çıktığımız için. Ben sokağa atılmadım. Hani Arzu başka pişman. Bir şey ima idi. Orada sana benim ağzımdan duyacaksan anlasın ben ona Yaşar'la ilgili bir şey anlatmadım. Sadece madde yok, kullandığını, çok ağır bir madde kullandığını daha, anlattım. Daha ne söyleyeceksin yani en ağır madde diyorsun. Evet pişman olduğumu. Sen gerçekleri görme fırsatını buldun. O söyledi demedim ki ben bana yani bu şeyleri bana Nilay söyledi demedim ki ben duyduğumu söyledim tamam dedim sadece. Tamam ben de benden duydun zannettim de ben sana yok, bir konu. İşte şuna yine anlıyorum Arzu Hanım siz diyorsunuz ya ben Tolga'yı 8 yıldan beri görmüyorum ama eşiniz diyor ki Tolga ile eşini al da gel. Yalan. İnandırıcı gelmiyor yani yok, ailevi öyle bir şey. İlişkiler bu yalan. Kadar böyle
Arzu, bana odada dedin ki sen, ben de aynı şeyi yaptığım için, ihaneti ettiğim için Nilay'ın arkasında duruyorum. Ben ihanet etmeseydim abimin yanında duruyordum. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu, şimdi anlamadım. Niye? Sadece... Sen ihaneti ve sadakatsizliği destekliyorsun. Affedersin Gamze Hanım, yanlış anlama. Abisinle bence kalıyorlardı. Abisini bilen dinlemedi benim kızım. Kaçtı, abisinin yanına bilen kaçtı. Ya yanlış şeyleri çok yaptı benim kızım da. Şimdi nineyi alacak, bakacak. Oh. Siz kızınızla en son ne zaman bir aradaydınız? Her zaman bir ara görüşüyoruz zaten. Evine gidiyorum, bir şeyler getiriyorum. Benim evime geliyor. Geziyoruz teyzesinle. Teyzesinin evine, dedesinin evine gidiyor. Bunu nereye götürecek? Nine yanımı nereye götürecek? Orada da sıkılacak. Damatın hayatını mahvedecek sonra. Bu da sokakta kalacak. Kafa çalışmıyor. Karakolluk olacak sonra. Kim senin kafan çok olacak? Çalışıyor. İşi karışılacak sonra. Kim? Ninal. Diyor ki ben bakarım ederim diyor ya benim kızım. Evet. Hadi getirdi eve götürdü, sonra ne olacak? Bunu da evden atacaklar sonra. Kim atacak evine? Kaynanası, eşi, ablaları var, görümceleri var. Kabul edecekler bunu evde. Ben olsam kabul etmem. Peki abisi o eve gitse kardeşiyle kalmaya gene atarlar mı? Kimi? Tolga gitse kız kardeşiyle. O farklı o. Ama Nilay olursa atarlar. Tabii ki. Öyle olmaz. Niye atsınlar? İkisi de aynısını yapmış. Niye atsınlar ki? Kabullenmişler. O da kocasının yanından çıkmış gelmiş. Bu da ihanet etmiş. İkisi onu... de aynı zaten. İşte zaten neyse, artık kapısı aynı işte. Üzerine kapatıyorum da. İkisi de aynı. Anne şiddetle karşı çıkıyor. Ya... Ben, ablanı bile sürütüyordan çıkartmam gerektiğini söyledi. Ben başta da söyledim. Esra Hanım bak onları ben işe başta da söyledim. Uymuyor. Bak, bizi sadece oğlum, doğurmakla... Efendi bir gün daha bana kötü kelime söylememiştir. Kusura bakmayın. Benim oğlum daha bana benziyor. Ama onun huyu bana benzemiyor. Farklı. Ay. Ama genelde böyle olur. İyi huylar anneden, kötü huylar babadan alınır biliyorsunuz. Anne her zaman annedir, bizi doğurmaktan başka üzerimizde fazla bir şeyi hakkı yok. Biz kendi kendimizi yetiştirdik, annemizi babamızı tanımadık. Biz birbirimize sahip çıktık, anne baba sevgisini evleneceğim eşime aldım, sahip çıktım insan olarak. Evlendik, karı koca hayatı yaşadık, birlikte bir yuva kurmaya başladık. Olmadı, ilerleyemedik, düzenli bir yuva kuramadık. Olmadı, beceremedik. Yani onun da annesinin kendisine hayrı yoktu. Annesi babası yoktu, annesini babasını bulduk. Evlenimi süresince annesini babasını bulduktan sonra hayatı değişti, düşünceleri değişti, dünyası değişti. Doğru veya yanlış, herkesin kendinesidir. İlk önce herkes kendine bakacaktır. Hatalarını bir insan kendi hatalarının farkına vardıktan sonra başkalarına söz düşmez. İşte eski eşim de şu anda yapmış olduğu işte ama pişmanlıkları... Ama Nilay seni samimi... bulmadığını, ekranda yok, farklı söylediğini yayın dışında ona umut verdiğini ima benim ediyor. Umudum, açıkça da bunu söylüyor. Benim umudum sadece yardım, destek, yol göstericilikten başka öte olamaz. Biz evlilik birliğimizi tamamen bitirmişiz. Benim onu affetmem. Tekrardan evleneceğim anlamına asla öyle bir şey gelmez. Karı koca eşya yaşanmaz. Burada da söyledim yani. Ben sadece yol göstericisi. O yüzden her gün eğer soruyor, ben yoksam... kahvaltı yaptın mı, bugün sigara içtin mi? Tamam, bunlar kötü sözler mi? Yani. Her gün yemek yiyip yemediğini, karnını sürekli... doyurup doyurmadığını... Ben onu çok iyi tanıyorum. Yıllarca annesine nasılsın demeyen insan. Sen de beni silsen, affetmesen... Evet. Ve bir saniye. Ne? Yıllarca annesine nasılsın bile demeyen insan. Yani bana da kızgınsın, öfkelisin. Gözlerinden çok iyi anlıyorum Esra abla ya. Ne görüyorsun gözlerinde? Her gün sana ne yemek yediğini mi soruyor? Hmm. Her gün soramam ki kendisinin bir... Soruyor musun peki? Hayır, sormuyorum. Her gün sormuyorum. Ay tamam. Ay. Tövbe. Bak ben sadece kendisine... Neyi ben... biliyorsun Lila? Ağlıyor musun, gülüyor musun? Gene ağlamaya başladı maşallah. Niye? Bak bana bak, fındık kurdu. Yalan söylüyor Esra abla, yalan söylüyor ya, yalan söylüyor diyorum. Allah yardım etsin bize, Allah yardım sen etsin. Sen anne değilsin, sus. Sen anne çok misin? Ayıp. Evet anneyim. Senin annen anneme sen anne inşallah. Ki. Söylüyor. Evet, sen anne değilsin. Arkada bile söylüyor. Aferin sana.
bize yalan söylüyor. Biz yokuz. Kimsenin ne dediği umurunda değil Tolga. Ya gözlerin içine bakın anlıyorsun. Annem ben onun gözünün içine baktım mı ben başka bir şey görüyorum. Senin gördüğün aynı şeyi göremiyorum. Aceleyeceğim ya. Sen olan vicdanını, şefkatini biliyorum. Bundan eminim. Adım gibi eminim. İkili oynuyor. Yani ikili derken aslında bir tarafta hem tepki almayayım ama bir tarafta da Nile'yi affedeyim konusundaki tavrının olabileceğini de biraz düşünüyorum. Benim vicdan ve hani aşk yok. Sevgi şu kalbin önce bir rahatlasın. Aklım da rahatlasın. Onu istiyorum yani. Ben söylediğim sözlerin arkasındayım. Biz tekrardan bir olamayız. Bizim bitti. Başlamıştı, olmadı, bitti. Yani şimdi elinden tutup götürsem bile hayatımda olamaz yani. Sadece yol gösterisi olurum. Bu kadar. Çünkü benim hayatımda olmasını istediğim bir kadın var. Yani bir bayan arkadaşım var. Kendisini de buraya getirdim. Göstermelik olarak değil ki. Kendisiyle de konuşuyoruz. Zamanla da hani biz başlangıçtayız. Getirdiğim arkadaşımla, kız arkadaşımla. Eğer ilerisi olursa o da zamanla olacak. Hani bir zaman sonra hani siz nasıl çocuğunuza bakarsınız, büyütürsünüz, yetişirsiniz. Sonra hani kendi yuvasını kurar. Onun gibi. Yani. Niye Nile'ye karşı böyle bir sorumluluk hissediyorsun? Çünkü 16 yaşından beri ben ona baktım. Hayır, kendi içindeki açlığı mı doyurmaya çalışıyorsun? İşte dediğimiz gibi bizi annemiz doğurmaktan başka üzerimizde bir hak yok. Benim görmediğim sevgiyi hani o görsün dedim. Aslında evet. Nile'ye bakarken, onun evet. yanında olurken bir taraftan kendini mi tedavi ediyorsun? Evet. Kendini mi iyileştiriyorsun? Bir baba böyle olur. Bir anne aslında böyle olmalı, evet. böyle yaklaşmalı, korumalı. Bir insanı nasıl yetiştirirsen öyle gider. Yani hani illa iyi yerde yetiştirip de kötü insanlar yok mu var? Hani ortamlar değiştiriyor insanı. Ben hayatı göstermeye çalıştım. Yani böyle yaparsan böyle yollara düşersin. Bir kadın başına. Ama ben bir şeyler öğretmeye çalıştım kendisine. Zaten bana da ihtiyacının olmadığını, sizlere de ihtiyacının olmadığını söyledim. Sadece yol gösterisi lazım. Yol gösterisi. Onun her şeyi sahip olacak yakında zaten. Sadece elindekinin kıymetini bilmesini istiyorum. Tek başına bir kadın bir yere kadar. Yani bir yere kadar. O ileride güçlü bir kadın olacak. Ne bana ne bir başkasına muhtaç olmayacak. Böyle insan. İlk geldiğin gün de bu cümleyi evet. kurmuştun. Ben her zaman neysem oyum işte. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Evliyken de böyle miydi? Hep öğretici gibi mi konuşuyordu? Kulağına fısıldıyordu sürekli. Ya bana bir kadın gözüyle bakmadı. Hep çocuk gibi hissettirdi. Ben hiç kendimi kadın gibi hissetmedim ki. Hep öğretici miydi maşallah. Sana karşı? Ha? Çok. Evet. Aferin. Bu çok tembihlerde biliyor. Mi bulunuyordu? Nilay kendini yalan koru. Etse. Memur ol. Havalara giriyor. Bak. Şimdi baba konusu geçecek. Seni de göreceğiz. Tövbe tövbe. Gerçekten ağlanacak halimize şimürüyor tabii ki doğrusunu. Ben anne değil mi şimdi o? Aa, tamam. Estağfurullah. Ben anne değilim. Şurayı yanına gidelim. Efendim? Şurayı yaklaşabilir miyim? Nevile abla baba konusu gelecek yanım, diyor. Çok özür. Şurayı efendim? Yaklaşabilir miyiz? Yani. Yaklaşmak mı istiyorsun? Nereye? Şuraya gidelim mi? Gel. Dur. Ben, sana evet. evlilik birliğinizde çocuk zaten gibi. Zaten sevememizin... yani sevemiyordum şöyle ama şu an değerini çok iyi anladım. Hep çocukmuşum gibi hissettirdi bana. 8 yıl boyunca ben kendimi hep çocuk gibi gördüm. Çünkü kadın gibi hissettirmedi bana kendimi Esra abla. Hep çocukmuşum gibi. Okuldayken bile arardın neredesin, ne yapıyorsun, ben geleceğim. Yemeğini ye, karnını doyur. Evet yani boş bulduğu zaman hemen arıyordu beni. Öğlenleri geliyordu. Yanıma bir şeyler alıyordu. Esra abla doğruyu söylesin ben inanmıyorum. Hayır Nilay ben şunu merak ediyorum. Bana bir çocuk gibi baktı. Yani okula gittiğimde 10 kere arardı. Karnımı doyurmam gerektiğini söylerdi. Hep öğretici cümleler mi duydun Tolga'dan? Evet. Tolga senin hayatında nerede? Hepimizin işte... Annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı ya da sosyal yaşamımızdaki dostlarımızı verdiğimiz roller vardır. Ya önce... Mesela Hülya Kur'an programın avukatıdır. Profesyonel dünyadayız. Ama ben onu abla ve öğretici konumuna koydum. Onun bendeki yeri odur. Başka bir arkadaşım daha farklı bir rolü vardır. Hep öyle ondan beslenirim.
Sen Tolga'nın nesinden beslendin? Ya öncesinde hani kendimi çocuk gibi hissediyordum ya. Benim onu sevmeme izin vermiyordu. Hani çocukmuşum gibi. Hep elimden tutuyordu. Vesaire şimdi ama geçmişe bakıyorum. Hani keşke değerini, kıymetini bilseydim. Neyi hani özledin? Huzuru mu özledin? Güven ortamını mı özledin? Güven ve huzur. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben buraya çıkıp demiştim ki bizim her günümüz kavgayla, biz kavga etmiyormuşuz ki, biz yani mutluymuşuz. Biz hiç yani bir kavga var, bir de kavga var. Biz... Sen nasıl kavga ediyordun Tolga ile evliyken? Şöyle hani öfkemin önüne geçemediğimi biliyorum, sinirimin de ailevi sorunlardan dolayı. Ben sinirleniyordum. Mesela bu bardak burada yere düşüyor, hemen pat diye. Bunun önüne geçemiyordum. Sakin kalamıyordum. Annemin bana bıraktığı izler, beni bıraktığı günden beri böyle. O evde sevgi yoktu ama güven ve huzur ortamı vardı dedin. Evet. Onu mu arıyorsun? Hayır, Tolga'nın kıymetini ben anladım gerçekten. Çok hani iyi. İşten geçince mi anlanılır? Tabii, doğru. Yani anlıyormuş insan. Yeah. Ama Tolga yine sana çocuk gibi davranacak. Farklı davranacağını düşünüyor musun? Bundan sonra evet. Laflarla, laflarla sana mahvediyor sana. Tolga ilk geldiğinde hikayesini anlatmaya başladığında Tolga'nın evliliğiyle ilgili yaptığım tespitin ne kadar doğru olduğunu anladım. Bir öğretici açlığı olan, bir anne baba rolünü hiçbir zaman görememiş bir çocuk nasıl anne baba ve koruyucu olunur? Onu Nilay'da uygulamalı olarak yapmış. O evlilik birliğini hep dedim ya, normal bizim bildiğimiz bir yuva ortamı değil. O yüzden ikisi de benim için çok özel çocuklar. Gerçekten. Onları yaşamda sürükleyen arzuları ve ihtirasları değil. Tabii, ne söylemek istersiniz? Açalım sesi. Sesim gelmiyor herhalde. Şunu söylemek istiyorum Tolga kardeşim. Bir hanım çıktı hayatından, yeni bir hanım girecek veya başka hanımlar da tanışacaksın. Şimdi hayatta şöyle ben bakıyorum hanımlara. Hayat, bazı romanlar vardır, biz çıpıda okuyup bitiriyoruz. Bazı romanlar var, çok dikkatli, idrak ederek okumamız gerekiyor. Bunlara ağır roman derler. İşte hanımlarımız da bu ağır romanlar gibidir. Dikkatlice ve idrak ederek okuyamazsak sonunu gider başkalarından sorarız. Tolga, niye ağlıyorsun şimdi? Ben sevgiden değil, ben sadece içimden geliyor, onun için ağlıyorum yani. Ben hiç gülemedim ki. Doğru düzgün gülemedim yani. Oğlum ağlamasana oğlum. Niye ağlıyorsun? Yani ağlasam yeter eski... Yeter artık anı ağladın. Şimdi gülsem, gül artık. Gülsem gül. Şımardı diyorlar. Değişti diyorlar. Ağladı. Eskiyi hala yakasından atladı. Yakasından düşsün artık. Yeter artık. Ya ne yapacağım artık. Ben kendimi rahat şaşırdım yani. Kendimiz rahat. İçin bir şey düşünemedik. Yakasından düşsün annem artık. Konuşuyor yeter. Orada. Annem orada konuşuyor sanki bir hakkı varmış gibi. Hiçbir hakkı yok. Bunun da annesinin babasının da bir hakkı yok. Biz sadece yurt tarafı, devletimiz tarafından sevildik, milletimiz tarafından sevildik, kendi kendimizi yetiştirdik. Burada sadece kendini yetiştiremeyen bir insan var, kendini yetiştiremeyen. Eğer biz bunu itersek kötü yollara düşer. Nasıl yön verirsen öyle gider. Yani ilgilenme, sevgi, şefkat yani merhamet. Toplum ne derse desin beni hiç ilgilendirmez ki. Tamam biz sen ilgilen. Şimdi aslında sevgili seyirciler gerçekleri konuşmaya başladık. Bugün evet. İlk defa. Gerçekten. Biraz önce gelen... bir seyirci var. Derbi maçı izliyor gibi izledi. Ha, izliyordu da. İlk defa gerçekleri konuşmaya başladı. Biraz önce gelen bir ismini vermek istemiyorum. Evet. Yani bir tarafta evliliğe yakışmayan bir şeyler var. Evet. Hani hep görüyorsunuz neredeyse her şey aynı. Bizimki neredeyse toplumun başlangıcı. Ya biz ayrılacağız. Hani zaten ayrıldık. İki yabancıyız şu anda. O kendi yolunda, ben kendi yolumdayım. Yol gösterisi olmazsa kötü yola sapabilir. Herkes sevgiye muhtaçtır. Önemli olan sevgiyi anlayabilecek. İlgi gösterdiğinde ilgi gösterecek. Karşılıksızdır bize. Benim tek sevgim Allah. Önce Allah'a, sonra kuluna. Ben sevgimi, merhametimi göstermiş miyim? Göstermişim.
İşime de saygım ne kadar olduysa eşime de hani eski eşime de saygım oldu. Ben kendi kendimi yetiştirdim. Siz bir insanı nasıl yetiştirirseniz öyle gider. Kötü alışkanlıkları da olur, iyi alışkanlıkları da olur. Sizin de bir evladınız var. Yani kandil mi, kandil günü, cuma günü herkesin de kandili mübarek olsun. Yani bir insan bir hata yapıyor diye vallahi derin bir iş çekebiliyorum sadece. Bu kız şundan emin olmak istiyor. Burada söylediğin sözle arkada söylediğin söz aynı değerde mi? Aynı doğrulukta mı? Değil. Öncelikle herkese hayırlı kandiller bir kere daha. Bu gece eminim dualar edilecek, namazlar kılınacak. Allah hepsini kabul etsin. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü Allah nasip etsin tekrar karşınızda olayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.